7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Ben hiçbir şey beğenmedim. Aa! Bugün itibariyle senin kazanmanı istemeyecekler. İstemiyorum. Yok öyle bir şey. İstemem olur mu hiç? Evet. Son dakika yaşanan büyük aksilik sebebiyle Rabia şu anda yarışmadan çekilmek istiyor. Bebek maması gibi. Zaten ilk etapta pürüzlü olması olayı bitirdi. Akışkan değil. Bir de böyle görüntüsü ezogelin çorbasına benziyor. Tadı da melemen gibi. Bunu çok beğenemedim yani. Dereotu doğranmamış, ikiye bölünüp atılmış gibi. Bir de yoruldum, akşam yemeğini hazırlıyorum. Sen emin misin bunun şehriyesine su katılmadan böyle konulduğuna? Evet. Bak, bak, bak! O fırın çalışmıyormuş! Ay, ayağına mı bastım? Kız kekin üstü mü yandı? Trileçenin anlamını biliyor musun? Hayır. Onu zaten inek sütü kullanmandan anladım ben. Dolma da çok iç harcı lezzetli gelmedi. İçine unu biraz fazla kaçmış. Zaten dolmalar da yanmış. Patates topunuz olmamış. Karamel olalı karamel böyle zulüm görmedi. Yani kekinde bir dolma yok. Kekte yanma var zaten. Benimden Bağcılar'dan herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar efendim. Yine muhteşem enerjimizle geldik Rabia Hanım'ın hamar atlığını görmeye. Biliyorsunuz dün Rabia Hanım kaynanasıyla olan ilişkileri biraz gündeme gelmişti. Bir de masada dün tek iki veren yarışmacıydı. Bakalım bugün Merve ile arasındaki diyaloglar nasıl olacak? Rabia'nın evi ne kadar temizmiş? Hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız laf uzatmadan Rabia'nın kapısını çalıyorum, buyurun. Bebek maması gibi. Zaten ilk etapta pürüzlü olması olayı bitirdi. Akışkan değil. Bir de böyle görüntüsü ezogelin çorbasına benziyor. Tadı da melemen gibi. Bunu çok beğenemedim yani. Dereotu doğranmamış, ikiye bölünüp atılmış gibi. Dolma da çok iç harcı lezzetli gelmedi. İçine unu biraz fazla kaçmış. Zaten dolmalar da yanmış. Patates topunuz olmamış. Karamel olalı karamel böyle zulüm görmedi. Yani kekinde bir dolma yok. Kekte yanma var zaten. Günaydın, hoş bulduk. Rabia'cığım nasılsın? Teşekkür ederim. Oh, döktük. Teşekkürler, günaydın The Sis'cim. Hazır mısın Rabia? Hazırım. Yalnız o masadaki dörtler neydi? Sen böyle bir beyin travması geçirdin. Gerçekten öyle yani. Hiç kendilerini düşünmüyorlar. Hani kendini düşünmek apayrı bir şey ama yani o dün dörtler böyle bir bol keseden mi geldi? Bol keseden geldim. Bir de masada şey göründü, sanki böyle onlar iyi hak edeni vermişler de sen biraz kısıyormuşsun gibi, evet, göründün. Evet, işte öyle değildi ama kendi günlerine bence. Bugün ben Merve'nin bu kapıdan girişini çok merak ediyorum. Ben orası de ayrı. Ama ondan önce senin hamar attığını merak ediyorum. Tabii ki de. Hadi bakalım. Evet, şimdi Rabia Hanım biliyorsunuz ki temizliğin detaylı bir şekilde gezeceğiz. Bakalım detaylarda kaçan yerler olmuş mu? Bilemeyeceğim. Dün Merve böyle kendine çok güveniyor ama şat diye bir iki bir yer buldum. Olabilir. Şu an salonu görüyorum. Hazırsan girelim. Tabii ki, buyurun. Hadi bakalım. Geç buyur. Merhabalar. Evime hoş geldiniz. Ben Rabia Arı 22 yaşındayım. 1,5 yıldır evliyim. 7 aylık bir kızım var. Erzurumluyum. Ev hanımıyım. Evet. Oo, güzel. Geniş bir salon da. Oh maşallah. Bunu sen mi istedin, kocam mı istedin? Eşim. Salonda kocaman akvaryum. Bunun suyunu sürekli değiştirmiyorsunuz. Evet, sürekli değil de gene de 3 ayda bir mutlaka. 3 ayda bir. O motor onun yanında. Şır şır şır. Yok, ses çıkarmıyor. Hamar atlık el yeteneğidir. El pratiğidir. Ne kadar hızlı olursan o kadar evin temiz oluyor. Rabia Hanım, şunu hiç düşündünüz mü? İstanbul'da bir deprem olsa, o televizyon düşüp akvaryumu kırsa, sular yerlere saçılsa, o zavallı balıkları elektrik çarpmaz mı? O nasıl bir depremdir? O nasıl bir ortamdır? Selam mı kavle? O nasıl bir felaket yaşadım yani. Televizyon düştü, elektrik balıkları çarptı, sular geldi. Yani benim aklıma tek gelen şey şişen parkeler oldu şu anda. Benim de onun sonradan temizlemesi geldi. Yani balığı ve televizyonu geçtim de parkeler hep şişti. Yani bu burada biraz sakat mı duruyor diyorsun? Bence değil. Televizyon zaten güzel montalı, camı bence da kuvvetli. Bence bana göre hayatımdaki en gereksiz şey evde bir akvaryum. Cilveli oynanayda, maydana hoyna hoyna hoynanayda, cilveli oynanayda. Sen nereliydin? Erzurum. Ooo. Hemşeriz. Bak şimdi. Erik yer çiçek açtı, etrafa koku saçtı. Ezberim ben şarkı bilmem. Ben burada alamadım, bıraktı beni kaçtı. Ezem ezem.
neden olma. Evet, yarışmacımızı canlandırıyoruz. Evet. Kız heyecanlı, ne yapsın? İlk defa televizyona çıkıyor. Kesinlikle. Şunu da arasına bakayım. Bakın bakın. Evet, burası da gayet iyi. Mutfak nerede? Hemen böyle. Hadi bakalım, mutfakta da çita besliyorlardır kesin. Yok. Temizlikte iddialıyım. Yerlerde kıl olmasından nefret ediyorum. Yağ lekelerin olmasını hiç istemiyorum. Evet, Rabia Hanım'ın mutfağı. Kaçak kap çıkmış, balkonda içeri kapmış. Aynen öyle oldu. Eşin sana sürekli çiçek mi yolluyor? Evet, yapıyor öyle sürprizler. Yani doğum günün dışında, evlilik yıl dönümü dışında durduk yere. Yolluyor. Böyle üzüldüğüm zaman ne bir canım sıkıldı diyorum. Dur, sana bir sürpriz geliyor şimdi diyor. 10 dakika sonra kapıda bir çiçek. Mutlu etmeyi biliyor. Bak, bu kız böyle anlatıyor. Vallahi diğer hanımlar kocalarına saldıracaklar. Derse diyeyim. Mutfakta yağ lekelerinden, parmak izlerinden nefret ederim. Fırının da güzel. Evet, adama aldırtmış arkadaşlar. Aldırdım da işte, keşke. Ne kremlenebiliyor ne terlenebiliyor. Bu böyle çıkmıyor mu komple dışarıya? Şöyle düğmesi var. Tamam. Basıyorum. Aha, bunu böyle güzel kelle, ama kremle. İşte sıkıntı, çıkmıyor. Bence o kadar çıkar. Yapıyorum. Bu burada bir kalsın da. Tabii. Biz bunu sonra temizlikle bir terleyelim. Tabii ki. Kenarları menarları öylece atılmış çünkü. Seve seve. Adam almış da kıymet bilen yok. Oo, var mı? Yok bence ya. Ya bunları ben açacağım da açma i̇şte yeri yok. İşte açılmıyor. O teller yağlı. Aa, o kadar renginden belli. Banyoda yıkadım ya hortumlarla. Yok, uyansın gücü ya da bulaşık makinesi tablet dökmediği sürece bir işe yaramaz. Hmm. Onlar için fırın tepsisine yatırırız. Kettle'da bir su kaynatırız. İki de tablet atarız. Hışş diye kendilerine verirler. Evet, hazırsanız misafirlerin geliyorlar. Hadi bakalım, görelim neler yapacaksın. Büyük ödülü kazanırsam bir miktarını borçlarıma, diğer kısmını da kızımla kendim için harcama yapacağım. Kaptın 13 puanı, ilk günden attın cebe. Evet, rahatım. Rabia o yüzden sürekli bileklerini ovuyormuş geceden beri. Şekerim düşüyor. Peki akşam eve gidince şöyle bir sakin kafayla düşünen oldu mu? Oldu tabii ki. Ha, oldu. Ve bakayım dur. Kolonya. Ne düşündün mesela evdeki? Ne düşündün? Yani mesela Rabia'yı çok düşündüm. Bence haksızlık yaptı birazcık. Onu düşündüm. Rabia da dörtte pişman olarak gelirsiniz bugün diye düşündüm. Ben de onu gelmiştim. Bir de hani çok didikledi falan yemekleri. Bayağı bir uğraştı yani. Beğenmemeye çalıştı. Bence beğenmemeye çalıştı biraz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Bugün Rabia'ya girdiğimizde güleç buldum. Dünkü agresifliği yoktu. Misafirperver karşıladı. Rabia Hanım'ın karşılamasını güzel buldum. Neşeli ve sesi yüksek bir şekilde bizi karşıladı. Özden ablacığım, nasılsın? İyiyim canım. Seni gördüm, daha iyi teşekkür oldum. Ederim. Sen nasılsın? Ben de hamdolsun. Dünden sonra dinlendim. Aha. Bomba gibiyim. Allah'ın Rabia'ya yapayım. Merakla geldim acaba. Evet. Ne kadar titiz, ne kadar temiz. Ben bir evi gezdim. Çok heyecanlı. Bugün bol bol kolonya döküyor. Enerji. Kolonyayı ben dökebilir miyim? Dün çok konuştu. Sen kolonya şişesini yanıma koy. Arada bir ver. Özel ablaya versen. Sen nasılsın Erbeciğim? İyiyim, teşekkürler. Kaptın 13 puanı, ilk günden attın cebe. Evet, rahatım. Rabia o yüzden sürekli bileklerini ovuyormuş geceden beri. Şekerim düşüyor. O yüzden kolonyayı da yanından hiç ayırmadan. Peki akşam eve gidince şöyle bir sakin kafayla düşünen oldu mu? Oldu tabii ki. Ha, oldu. Ve bakayım. Kolonya. Ne düşündün mesela evdeki? Ne düşündün? Yani mesela Rabia'yı çok düşündüm. Bence haksızlık yaptı birazcık. Onu düşündüm. Ha, ben. Değil, verdiği puanla düşünmemiş. Rabia da dörtte pişman olarak gelirsiniz ben bugün diye düşündüm. Ben de onu bir gelmiştim. Bir de hani çok didikledi falan yemekleri. Bayağı bir uğraştı yani. Beğenmemeye bugün o yüzden çalıştı? Çok merak ediyorum kendisini. Ha, beğenmemeye bence çalıştı? Bence beğenmemeye çalıştı biraz. Alakası bugün. Yok ya. Güzel olsa da güzel oldu derdim zaten. Beğendiklerimi söyledim yani. Ama o da sizin bol keseden verdiğinizi düşünüyor. Bence de yani. Ben bol keseden verdiniz. Ya ilk gün için öyle verdik. İlk hani günün... aynı olursa yine 4 veririz. Eksik olursa. Ha, yine aynı olursa 4 verirsiniz yani. Başka birini eğer güzel yaparsa. Evet. Bence bu hafta güzel olacak. Sen Berber'in puanlarını at kenara. Sen kendi puanlarını at. Helal hoş olsun. Şimdi senin yemekleri çok fazla didiklediğini düşünüyorlar. Hani dün masada ilgi çekici yorumlar yaptığın için. O yüzden bugün şöyle güzel bir sofra, eksiksiz yeme. Hele ki Merve. Öyle çorbanı sakın yüzünü müzünü içine karıştırma. Kabuk tutarsa al onu. Aynen. Yağı varsa eğer yağı. Ayrıyeten çiçekler. Masanın düzeni tabii ki. Bunları çok çok dikkat edeceğim. Özellikle didikleri.
yemeği tabii ki. Tabakta mübarek tavuk gibiydi yemek olmuştu. Ama olması gerekendi, bakılması gerekendi tek tek de. Siz olur de aynı mu şekilde yaparsınız. Yok, yok olur. Rabia bence de çiçek koymasan olarak bugün. Çiçek niye koymasın masaya? Ama dün çiçeğe çok didikledim. Ama ben çiçekte bugün toz diye hani dedim, sonradan düzelttim hani kurumuş diye. Bardağın içindeki camın bile kendi fabrikadan çıkışı bile. Ama içer miydiniz siz yani? Ben içmezdim. Bana sorma. Bana hiç bulaşma. Bana hiç bulaşma. Ama bir şey diyeceğim. Dün o bardağın içindeki evet leke değildi bu arada. Ben onu karıştırdığım için söyledim. Camın içindeki kendi, o evet kendi deformesi. Yapımı. Evet, yapımı evet. Ben sonradan söyledim zaten. Yani dedim leke. Ama Rabia'nın dün söyleyiş tarzları çok sert ya da keskin değildi. Yok, yok. Ilımlıydı yani. O da önemli. Bazen öyle yorumlar yapıyorlar ki insan böyle itine itine bastırıyor. Rabia dün yorumlarında çok aman aman öyle yüksek yorumlar yapmadı bence. Bugün de güzel performans bekliyoruz. Ama önce Rabia'yı bir tanıyalım. Şimdi biliyorsunuz ilk gün Rabia bir iki bir şey anlattı. Hatta Özden abla biraz gerildi. Hani bunlara ne gerek vardı? Aynen. Bir kayınvalide olarak çok sinirine dokundu. Ama sonradan konulara hak verdi. Tabii ki sonradan hak verdi. O konulara çok girmeden yani nasıl evlendin, neden bu olaylar oldu, ben onları merak ediyorum aslında. Yani çünkü kötü bir süreç yaşamışsın. Belli ki hala da o süreç devam ediyor. Ya o süreç devam ediyor ama eskisi kadar değil çok şükür. Hani eşimle ben mutluluğumu gördükçe onlar mutlu oluyorlar ama ne kadar da maddi manevi destekleri yok. Ben eşinin tarafını geçtim. O tarafa hiç şimdilik bir şey sormuyorum. Annen babanla görüşüyor musun şu anda? Ben annemle görüşüyorum. O da sık sık değil yani böyle babanın evde. Babanın haberi var mı? Var bence ama susuyor. O yüzden erkek kardeşlerimin yok. Şu an oldu haberleri. Ben burada bir abiye soru sorabilir miyim? Tabii buyurun. Ya siz niye kayınpederlerden, kayınvalidelerden destek bekliyorsunuz? Hayır, Allah aşkına? Biz beklemiyoruz. Niye annenden babandan beklemiyorsun, kayınvalideden biz bekliyorsun? Biz beklemiyoruz. Biz evlenirken de yani etimizle tırnağımızı kendimiz yaptık. Sonradan kabullenirken yani eşime oğlum bu kadar destek yaptın, her şeyi yaptın, biraz da biz el atalım artık olan oldu demelerini beklemem bile benim için yeterliydi. Yoksa biraz da hani, tabii ki benim eşim çalışmada zamanlarda oldu. O zamanlar niye sormadılar hani kiranı nasıl ödüyorsun, ne yaptın diye birazcık o bakımdan destek beklenmişti. Tabii arada bir sorması lazım da şimdiki gençlerde şey var. Yani o onu vermedi bu. Ya arkadaş çalışacaksınız, kendiniz yapacaksınız eskiler gibi. O vermedi bu vermedi. Yani veremiyor belki, durumu yok. Hayır ben yani durumu yoksa zaten susarım. Ona bir şey demem. Ama ben Rabia zaten sormamalarından yana galiba biraz şikayetçi. Ben kesinlikle yani sormamalarına. Keşke sorsalar da vermiş kadar minnettar hiç olurum. Hiç mi destek çıkmadılar? Belki bir zamandan yakın bir döneme doğru ama o kadar yüksek miktarda ya da yüksek bir maneviyatta seni yok. Seni tatmin etmedi. Kesinlikle. Ya ben çünkü 9 ay boyunca doğurana kadar çalışan bir insanım ve hiçbir zaman da minnet etmem. Mesela gelinlere sorduğun zaman işte kayınvalidemden, kayınpederimden bir şey görmedin. Annenden babandan gördün mü? Ben de sana onu sorarım. Yok, annem zaten baban o yüzden kıyaslama da yapmıyorum. Ben sadece ben annemle barışımdan beri annemin eli üstünde hep desteği var zaten. Yeni yeni barıştık ama yeni yeni de çok yüksek miktarlarda ve yüksek maneviyatlarda destek yapmıştır zaten. Peki şimdi annenle küsme sebebiniz neydi? Ben ona geleceğim. Yani kendi tarafında babanla görüşmemenin sebebi kaçtığım için. Kaçarak evlendiğin için. Eşinle tanıştırdın onları çünkü bayağı bir uzun bir hani flört döneminiz oldu. Evet. O dönemde istemediler. İstemediler. İstemeye geldiler mi peki? Geldiler. Böyle önceden kadınlar geliyor, tanışıyorlar ya gün almak için. Geldiler ama uzun bir süre gün vermediler. Tartışma gibi muhabbetler oldu. Annen istemediği için babana da bunu o şekilde lanse etti. Aynen öyle. Babam ben da beğenmedim diye. Yani babam da istemiyorum dedi. Yani istememek de şimdi hani sen bu kadar yani isterken hani bu kadar severken istememe sebebi çok büyük bir şey mi yoksa hani kendine mi uygun bulmadı? Ya ben istediğim için istemedi diyelim. Yani onları bulduğu olsaydı belki. He onlar senin bulup getirmen onları sinirlendirdi. Aynen. Eşimin tarafı da öyleydi mesela. Görücü usulü olacak. Aynen. Ben getireyim, benle evlen, sana dünyaları sererim. Oo, kendi o dişime da göre. Aynen. Bu da iyi değil ya. Yani seven seveni alsın bence. Yani niye o karışıyorlar bu gençleri? Diğer kardeşlerin sevdikleriyle mi evlendi, babam mı onları evlendirdi? Yani annem mi buldu birilerini evlendirdi? Yani annemle halamlar buldu hiç. Görücü usulü aynen oldu. Aynen öyle. Ha, seni de şu an bir asi baş gibisin evde. Ben kendim buldum, kendim sevdim ama çok saçma bir sebep saçma değil mi? Saçma değil mi? Saçma işte eskiden kalma sonuçta olunca. Seven sevdiğiyle yaşamalı baktığınız zaman. Olmuş. Bitmiş, yapacak evet bir şey var mı? Olmuş.
Seveni ayırmak günah zaten. Sevmiş, aynen, ne yapsın, gönlü kaymış. Niye bunu da yürütmenin bir anlamı yok. Ben burada da şimdi bu tip insanlara kızıyorum işte. Yani kız babalarına sesleniyorum yani, şimdi Özden abla. Kaç sene oldu? Yani şu an 1,5 yıldır evliyim. Bundan önce 2016-2015 tamam, sevgiliyiz. Tamam, geçmiş gitmiş bitmiş artık yani. Bizim bir yarışmacımızın yengesi 12 senedir annesi ve babasıyla görüşemedi. Ay canım ya. Için. Çok kötü 12 şey. 12 sene. Yani ölümlü olay. Dünya ne gereği var? Ya ben ne anne oldum. Var? Yani evladımı böyle yapmam yani. Özden Hanım, özellikle kayınvalideler ile ilgili açıklamaları, tepkilerini biraz yüksek buluyorum. Çok fazla dile getiriyor. Kendisi kayınvalide olduğu için böyle düşündüğünü düşünüyorum. Kimin ne yaşadığını kimse bilemez. Ya Rabia, anlatınca aslında biraz üzüldüm biliyor musun? Kayınpederli tarafıyla pek arası iyi değil. Bir de baba da affetmemiş. Hala da affetmemiş baba. Üzüldüm kızın açısından. Peki biz kahvelerimizi alalım Rabia'cığım. Ben şekerli alayım. Sade alayım. Sade. Orta. Orta. Tabii ki. Evet, bu konular zor konular. Yani Allah kimsenin başına vermesin. Evet. Ama böyle bir şey de yapacaksanız iyi cesaretiniz olması lazım. Her şey göz önüne olmak evet. lazım. Yani şimdi Özden Alıcım lafını bölüyorum. Maddi destek olarak dedi ya. Yani bu yola çıktığında... Lazım. Onu diyecektim şimdi. Çünkü şeyine. Hazırlık aşaması yok. Haydi Palan gidiyorum. Palan pandıra hemen kalk kaç. Bunlara iki tarafında destek çıkması lazım. Küsmekten çok. Tamam öyle bir 15-20 gün bir... Tabii onca sene büyütmüşsün, peki, bakmışsın. Peki sen kaçsaydın... Baban yardımcı olur muydu senin arkandan? Yani çeyizini yollar mıydı? Damada yardım eder miydi? Öyle yaptım zaten. Yolladılar. Kaçtın mı sen de? Ana! Kaçana. Sen niye kaçtın? Abi benimki sudan sebep. Neyse bana geldiğinde anlatırım. Peki. Şok şok şok. Özden Hanım da kaçarak evlenmiş. Heyecanla bekliyorum. Hiç öyle bir fikrim yoktu şok, ama. Şok şok şok. Özden Hanım da kaçarak evlenmiş. Sus. Hayır eşin de asker yani tam kız verilmelik yer. Niye öyle bir... Öyle işte bir sinir anıma geldi. Tuttu damarın gene. Aynen. Çılgınlık, gençlik, Özden Hanım gençlik. Günü bir an önce gelsin. Gençlik. Destek al al gördün mü görmedin mi gününde konuşacağız. Tamam. Yeliz. Tamam. Bir kaçma kendim... durumun oldu mu? Baştan söyle. Kaçtınız mı? Kaçırdınız mı? Aman hep kaçaklar burada. Ben kaçmadım. Ben gidiyorum dedim. Valizi kapının önüne koydum. Babam şöyle ayarladı, gidiyorsan git dedi. Ayarla valizi itti. Gidiyorsan git dedi. Çıktı gitti. Ben de babamın aksine aldım valizi, çıktım gittim. Çok güzel. İşte, yani bu da benim gibi. Böyle bir kaçma hikayesi. Bacım ben, sen hep bir yere giderken ben direkt ben gidiyorum mu diyorsun? Hayır, ben blurf yaptım. Valizi oraya koydum. Önünden geliyorlar, geçiyorlar. Kimse valiz ne burada ne demedi. Ondan sonra ben... Ömrümde kaçan kızın blöfünü de, şey, blöfünü de ilk defa yani gördüm. Yani dedim ki hani gitme etme hani derler hani şey yapsınlar. Olmayınca aldım çıktım. Bak, hatta eşim beni önemsemiyor. Eşimin haberi yok. 3 gün falan arkadaşlarımda kaldım. Kız arkadaşımın evinde kaldım. Ondan sonra kayınvalidem geldi beni aldı. Peki eşin kaçırmayı teklif etmedi mi sana? Yani o etmeden sen niye valizi topladın da ben gidiyorum? Ben diyorum ya hani giderim hani şey yapmayın. Beni rahat bırakın. Askere de gitmemişti eşim. Hani askerliği yapsın gelsin bakacağız. Hani bir öyle Kadir kaçayım evliliğim şeyim yoktu. Sehpaları. Vallahi bugün gülesim geldi. Herkes macerasını anlatınca vallahi kaçan kaçana. O değil de ben duydum Özden Hanım da kaçmış. Hemen nereden duydun? Yok öyle bir şey. Kim söyledi? Özden Hanım. Kim dedi? Kim dedi? Ne zaman? Hayır canım ne? Nereye? Öyle bir sevdik ki aşk evliliği yaptık. Biz de ne? Aşk evliliği hayır yaptık. Canım ne kaçması? Ay çok şükür ama o konuda gerçekten. O kadar. Yani eşimden ben çok razıyım. Hem sayıyorsun hem kızıyorsun. Ama şöyle bir şey Kadir Bey. İnsanın eşini bulması çok önemli bir şey. Eş önemli. Ben bak 38 sene oldu. Ben hala eşime aşığım. Gelelim Sade dedi ya Sade. Gelelim Sade'de. Evet. Hazırsan. Evet. Dün çok eleştiri yaptığın için dikkat çektim. Bugün evet. Meşakkatli bir menü bekliyordum. Aynen. Kesin Merve senden. Tabii ki. Karşındaki kameraya sayar mısın? Domates çorbası, kuru dolma, yoğurtlu mantar mezesi, yanına şehriye topları. Ana yemeğim Ankara tava kuzu inciklim, mevsim salatam, tatlım da trelice. Evet. Dün boşuna bir sütlü tatlı bir trelice olsun. Bir trelice olsun alttan, dememiş. Alttan vermişti zaten. Evet. Ara sıcak bayağı böyle bir yoğun galiba. Çok. Evet. Kuru ama dolma var, yoğurtlu mantar meze var. Şehriye toplarıyla patates topları bir mi ayrı ayrı bir, mı? Bir. Bir. Şehriye ile patates topları. Yoğurularak herhalde. Patates aynen. Püre yapıp yuvarlayıp şehriye mi bulayacaksın? Aynen öyle. Sonra da kızartma. Böyle krokan gibi bir şey olacak. Aynen anladım. Öyle. Evet. Değişik bir lezzet olacak. Ankara tavalı kuzu incik. Biliyorsunuz Ankara tava arpa şehriyeden oluyor. Salatamız mevsim salatası. Aynen öyle. Tatlımız da trelçe. Hadi aynen. Bakalım kekiyle sütüyle nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Ellerine sağlık tekrardan. Hanımlar afiyet olsun hepinize. Teşekkür ederim. Misafirlerimizi uğurlayalım. Ardından biz Rabia ile önce temizliğe sonra mutfağa gideceğiz. Hadi bakalım. Yeliz çevir puanını bakalım. Dolmanız çiğdi. Yiyemedim.
Dünün intikamı. Hiçbir şey beğenmedim. Bugün itibariyle senin kazanmanı istemeyecekler. Geç Rabia, geç. Evet, tekrardan merhabalar. Merhaba. Süpürgeleri, deterjanları hemen aldık. Hemen kahveleri toplayalım. Şimdi bu Ankara tavayı niye yapıyorsunuz? Ben bu Ankara tavayı hiç sevmiyorum ya. Niye sevmiyorum? Kuzunun kokusu, hamurun suyuyla. Ne Arpaşehir'e pilavın sebzelisi. Yani Ankara'nın canı sıkılmış, ne pişirsek ne pişirsek onu bulmuşlar. Güzel olacak, güzel. Ya senin memleketin neresiydi? Erzurum. Erzurum'a has daha böyle farklı yemekler yok muydu? Erzurum'a gidince orada yerdiniz. Ya onu Erzurum yemeği gibi bir şey Erzurum'a gitmek lazım. Cağ kebabı mı yapacaktı? Sana burada cağ mı yapayım? Burada yapılmaz ki. Camların arası güzel. Sen bu evde kaç senedir oturuyorsun? 1,5. Ha ilk gelin geldiğin ev. Evet. Duygulu anlarla geldim bu eve. Ne duygulu anlar var ya, tepeden tırnağa, kuruşu kuruşumuza kendimizin ya. Giyinirken banyoda giyiniyorduk, o ceketini tutuyordu, ben ceketini tutuyordum. Perde yoktu. Ha perde yoktu. Sonradan yavaş yavaş bir tek internetim vardı. Allah kahretmesin. O yokluğun içinde iyiydi. Wi-Fi vardı. Oturup film izliyorduk. Hiçbir şey yoktu. Yarı sardık böyle yatıyorduk. Peki bu evi neyle tuttunuz? Hani kiraladınız şimdi para. Biz kaçmayı düşünmüyorduk. Tamam. Biz usulünce güzelce sonuna kadar gitmeyi düşünüyorduk. Geç onu. Olan oldu hani. İlk defa o zaman çalışıyordu. Birikimi vardı. Seçimi kaçtınız ya. Evet kaçtım. Cep delik cep gendelik. Yok o zaman vardı. Ben kaçtım. Şehir şehir gidip Balıkesir, Eskişehir, Antalya. Niye? Tatil yaptınız. He? Eskişehir'de de nikah kıydım ben. Buralarda bir ay sonra ev veriyordu. Ben gittim müftülükte kıydım nikahımı. Peki niye şehir şehir geziyorsunuz? Bu parayı niye böyle harbi parmağını savurdunuz? Bir daha mı geleceğiz dedik. Yiyelim. Bir daha kazanırız. Bir daha yaparız. Bir daha kazanırız dedik. Siz elinizde para varken gezdiğiniz için eve geldiğinizde eve bir şey alacak para kalmadı. Aynen öyle oldu. Yani şimdi bunlarınki akıl işi mi? Değil işte de. Olsun ya bir daha olsa bir daha yaparım. Hayır kaçmışsınız zaten. Evet, kaçtım. Problemli bir evlilik. Evet. Yani arkada dayanacak kimse yok. Sizin bir iyili sıkıp parayı tutmanız gerekirken. Ben kocamı tutuyordum. Sarısı Banu Alkan'la Bülent Ersoy Hindistan tatilinde. Bas bas paraları Leyla'ya. Olsun o kadar çok. Hani döndüğünüzde ya. Fabrikatör kayınpederi sizi bekliyordu da benim mi haberim yok? Yok. Onlar geldi. Eve televizyon alınmamış, buzdolabı yok, çamaşır makinesi yok, koltuk yok, yatak yok, yatak odası yok. Bunun makarna süzgeci var, cezvesi var, çaykaşı var. Hiçbir şey var. Yoktu. Ama Eskişehir'de tatil yapıyoruz. Evet. Kaç para harcadınız totalde? Çok değil ya. 7-8 milyar falan. 7-8 milyar. Evet. O zaman da 7-8 milyar iyi para. 3 gün önce aynı. Yani 7-8 milyar en azından beyaz eşyaların bir kısmını alabilirdiniz. Alabilirdik. Peki sonra tatilden geldiniz, evi tutmuş muydunuz? Yok tutmadık. Geldim bir hafta kayınvalidemde kaldı. Kalacak yer yok. Ha geldiniz. Kayınvaliden kabul etti seni. Mecbur sokakta mı kalsın oğlu? Ha oğlu. Oğlu sokakta. Oğlu da beni bırakmıyor. Kaldık bir hafta. Ben dedim ki bir hafta sonra gidelim. Yoksa biz burada temelli kalırız. Baba parayı alır, sen birlikte otururuz. Biz kalırız çulsuz. Küçük odada sen, ben. Koltukta yatarız. Birlikte oturma korkusuyla oğlanı alelacele derdest etti. Verdim ateşi, çıkarttı. Verdim ateşi. Her güne varıyoruz, her güne varıyoruz. Kayınvaliden peki gımıldanmıyor mu? Oğlanı ayıracak, ayrı eve çıkacaklar. Korkuyor. Yani birlikte oturmanızı istiyor muydu o? Yok, o da istemiyordu. Bulduk, böyle iki hafta boş evde yaşadık. Arkadaşlar perde falan getirdi, kayınvaliden falan bir şeyler verdi. Sadece Wi-Fi vardı, film izliyorduk. Sabah işe gidiyorduk, akşam gelip film izliyorduk. Ne pişiriyorsunuz? Ocak yok, fırın yok, buzdolabı. Küçük tüpü var. He? Orada öyle bir şeyler pişiriyorduk, yiyorduk. İş yerinde yiyorduk ya, sabah akşam çalıştığımız için otel gibi kullanıyorduk birer. Çocuk da yok zaten. Tabii o zaman yok. Öyle çalış et derken sonra eşya almaya karar verdik. Benim de sigortam vardı. Hadi gidelim dedik alalım böyle taksitle öderiz bir şekilde. Niye eşya alırken sigorta mı soruyorlar? Tabii taksit, kefil. Ya bir de çocuk da oldu bu arada. 4 ay sonra oldu. Gözün kör olmasın. Bir borcu bitireydiz. Bir otturaydız. Bir böyle bir evlilik bir ayıra gireydi. Ama o zaman çok şükür eşim iki iş yapıyordu. Ben de sabah gidiyordum akşam geliyordu. Sen çocuktan dolayı mı işten ayrılmak zorunda kaldın? Doğum iznine çıktım ben 8,5 aylık. Belki çalışırım, belki çalışmam. Hiç de istemiyorum. Peki Rabia, şu an evet şaka maka gülerek, eğlenerek anlatıyoruz ama yani hiç küçük tüpün başına yemek pişirirken demedin mi? Ya Rabia ben ne yaptım? Yani hiç böyle bir pişmanlığın o eşinden yana değil ama yani o durum seni üzmedi mi? Yok ben olacağımı biliyordum. Ay ne kansız kadın ben ya. Ben olacağımı biliyordum ya. İki çeşit yapsam iki tüp koyuyordum.
Kayınpederim. Sen bak mutlu, bu kız mutlu olur. Bu kız mutluluğun formülü bulmuş. İki Süper Türk. Oldu. Aa bak ne var. Çatım var, koltuğum var. Ne kadar güzel. Aynen. Eşim bence çok şanslı. Senin gibi bir eşi var. Yani evet, Rıza ile birlikte kaçıp evlenip daha sonra her şeyden şikayet eden, üf senin yüzünden oldu buna diyenler çok var. Ama sen hem sabırlısın, hem şükürlüsün, hem de mutlu olmayı biliyorsun. Tabii ki. Rabia kalk, içimi şişirdin. Oh hadi. Çok aşırı pozitifsin. Ben bayıldım Rabia. Ne güzel işte. Aç süpürgeyi, aç. Açıyorum. Kalk. Hamileliğin problemini falan geçti mi? Aa ben iki kere Covid oldum hamilelikte. Aa bir de hamileyken. Öldüm dirildim, öldüm. Fön makineleri çalışıyor, onlar çalışıyor. Üşü eklem ağrıları var ya. Neler. Peki çocukta falan hiç sıkıntı olmadı değil mi? Yok çok şükür onda olmadı. Maşallah. Peki baban aradı mı Covid olduğunu duyunca? Bu hani SGK birimine gidiyor ya. Covid olduğun zaman. Ben bilmiyorum hiç Covid olmadı. Sağlık ocaklarına falan. He? Benim numara orada, babamı aramışlar kızınız Covid olmuş diye. Adam küs kızı Covid. Ben ne diyorum, niye bana hiçbiri gelip iyi yardım istemiyor? Hani böyle geliyorlar ya, ihtiyacınız var mı gibisinden. İlaç milaç getiriyorlardı. Aa, hiç gelmedi. Ben diyorum niye gelmedi? Babam da benim öyle kızım yok demiş. Sonra annem öğrenmiş, aramış, etmiş bile. Ah bakma sen, o üzülmüştür evde de işte o biraz i̇şte, baba gururu, hırsı aynen, var. Yoksa öyle. O kıyar yoksa mı? Yani. Kız tarafı tamam ama erkek tarafının gönül koyması biraz garip. Mesela senin bu Covid olduğun sürece destek oldular mı? Ya olmadılar. Hamilelikte hiç yok. Doğduktan sonra torun can oldu. Ben diyorum ki hamileyken de hiçbir şey yoktu. Nereden bileydik hamileyken bu kadar tatlı olacağını? Bir çocuğun tipine bakalım, beğenirse. Belki. Sarışın olursa barışırız. Esme olursa tekrar küseriz. Şimdi torun diye geziniyorlar. Ama ondan sonra dün anlatınca da sana kızıyorlar. Torunu göstermem dedin diye. Vallahi işte söylenip duruyorlar. İnsan yaşadığını bilmiyor. Yani ben de size burada hak veriyorum. Olay olmuş. Burada artık erkek tarafının sorumluluğuna geçer bir yerde. Çünkü sen oğullarına kaçmışsın. Artık yani onun soyadındasın. Onun sorumluluğundasın. O tarafa karşı seni biraz daha, hatta arayı bulmalar. Biz de mesela kız kaçtığı zaman erkek tarafı arayı gider kız tarafına. Işte. Hani yolu bulalım. Olan olmuş. Cahildir derler. Kız babasını ikna etmeye çalışırlar. Sizinkiler de sırt dönmüş. Gelsin gel. Ama burada erkek tarafının tavrı çok önemli. Peteğin altı temiz mi? Peteğin altı temiz. Elime aldım komple. Borularım oraları çok güzel. Mutfağa. Hadi geçiyoruz. O içine şunu al. Bekle beni, geliyorum ben. Sıkayım mı? Sık. Öyle hemen lavabonun içine doğru bol sıkalım. Kadir Bey toplayayım mı buraları? Kahve fincanlarını yerleştir. Atıyorum. Sıktın mı ona şey? Sıktım bol. Duvarda ele kim olur? El kızı melek kim olur? Duvarda ele kim olur? El kızı melek kim olur? Kör olası kaynana. Nanay, çok içmişim. Nanay gülüm, nanay. Oh, sık. Kaynanayı ne yapmalı? Kaynar kazana atmalı. Yardım gelin dedikçe altına odun atmalı. Oh. Kaynanalara karşı elimi kederi atıyoruz. Sil. Gel biraz da sen terle gel. Bak çıkıyor. Sana bir şey diyeyim mi? Efsane oldu. Yalnız şu tarafa biraz daha sık. Artık ne zamandan beri terlemiyorsan gözün kör oldu ya. Hayır be, daha dün. Adam buna kaç para verdi? Atmış bu kenara. Daha dün yemin kullandım. Onun yüzünü bir silsen. Bir bezi sık. Bence dünyanın en boş icadı bu. Ya çok da boş değil. Köfte müfte güzel. Ben tamam. Evdeki bütün beyaz eşyalara karşı böyleyim. Langır lungur tarana bulgur. Evet. Şimdi şu aspiratörün telli dış ses. Evet. Evet onu. Kettle'ın nerede? Kettle'ın. Kettle'ım yok. Çerdanlıktan kaynatan. Çerdanlıktan. Dış ses bu nasıl çıkacak şimdi? Çek onu. Ama bunun ağzı yok. Dur önce şunu çıkartalım. Gık değil mi? Tamam. Bak ters takmışlar. Burayı da çıkartalım. Bak orada dişi var. Vallahi bir tek onu kocam çıkartalım. Dur bir saniye. Tamam geliyor, dur.
Oh. Bunu ters takmışlar. Bak ters taktığınız için olmuş. Bulaşık tabletin var mı? Var. Evet. Dışarıda kaldı. Yok muydu şöyle iyi bir komşun isteyeydik? Kadir hadi patlat bir el hamarat benim. Kadir ezeli değil el hamarat benim benim. Şimdi sen kuzu incik yapacaksın. Evet. Ankara tava. Evet. Şu ara sıcak bayağı bir yoğun. Şimdi dün çorbaya siz ağır dediniz. Bu bizi şişirir dediniz. Evet. Şişirir. Şimdi ara sıcak da sizin 3 çeşidin var. Ama ara sıcak dediğin zaten böyle çok çeşit olup da az koyulan bir şey olduğundan dolayı hani tadımlık yapılır. Hani ana yemeğin gelirken beklenmesi olan bir durum zaten o. Öyle savunacağım diyorsun. Evet. Zaten normalde de öyle. Bir yere gittiğinde bir şey sipariş verdiğinde önüne mezelerin gelir. O yemek gelene kadar. Bunu bu şekilde hanımlara izah etmen lazım. İzah edeceğim tabii ki. Sen tablet nerede? Bir tane daha ver bakayım bana. Sıcak suyumuz geliyor şimdi. Bak bakayım. Kaynasın. Oh, yalnız bu makinenin yerine hiçbir şey tutmaz ama onda boş bir zırıltı. Refakatçi kahve makinesi bunlar. Kesinlikle. Yumurta aşla. Neler neler yapılıyor. Kadir tamam artık bu oldu. Seyircimiz zaten biliyor bunun çıkacağını. Arkadaşlar kalınlığını bir kovaya su koyup içinde hallederler. Tamam içine batıralım ama bak şu anda bile gördün mü? Bak sarılıkları gitti şu taraftakiler. Aşağı doğru iniyor. Yapıyorsun bu bak, işi. Bak 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 şunun ortasını görüyor musun bak şu beyazlıkları. Ben temizlemiştim ortalığı zaten. Ben seni banyoda görmedim hiç. Sen gör zaten gel sana bir sürprizim var banyoda. Banyoda sürpriz. Olmaz mı? Kesin çıkmayan bir yer var onu göstereceğim hep bana. Hep seni beklerim hayalini kurdum oradayken. Ne değişik bir sürprizim kalkmadı. Hadi hadi gel. Kesin var ya bir yere bir şey döküldü çıkmıyor onun derdine düştüm. Hadi hadi. Buyurun Kadir Bey buyurun gelin. Neymiş o sürpriz merak ettim. Ah, beni çok iyi sürprizler beklemez şöyle ama. Şöyle bir lek. Kireç lekeleri. Sürprize bakar mısınız ya? Hep hayalini kurdum. Benim de hep hayalimdi. Bağcılara gitsem de bir şöyle duşakabini temizlesem. Sil sil çıkmıyor. Neler yaptım Allah ben. Allah daha beter etsin inşallah. Çekil. Eski kiracımız çekil. Ben gireceğim. Bunda da var. Verin bana fısfısı. Neler yaptım. Milletin sunucusuna ne sürprizler. Havadan güller yağıyor. Aynı bir sürprizim de var zaten. Neler neler. Bana da Kadir Bey duşakabinimin kirlerini çıkartır mısınız? Sen bana bir süngerle bir ter ver bakayım. Hemen. Buyurun Kadir Bey. Evet, ver bakayım. Şurada şöyle. Tut. Düş. Girmiş geldi. Bir duş alırsınız. Neler oluyor biz de bir görelim. Önce şu kutudan başlayalım. Dikkat et kafana düşmesin. Allah'a emanet yaşıyor. Çıkıyor mu? Şimdi su tutacağım. Ne oldu Kadir? Şimdi bir su tutacağım da bunun alttan veriyor suyunu. Ama ben de temizlemişim. Şu anda kireci gitti. Daha önceki kiracı buna kireç sökücü sıkmış, deforme etmiş. Evet. Ama şu an kireci gitti komple. Benim temizlediğim de belli ama değil mi? Sen ama yanlarını unutmuşsun. Şu yanları bende yazdı. Aynen kimin oldu? Evet senin de koluna sağlık. Kadir ezidini çıkaramadı hiçbir leke yok. Yok yok Kadir'le alakası yok. Bizim kireç sökücümüz iyi de ondan. Ben çıkayım sıkın bırakın o zaman. Ah öyle sıkmayla olmuyor işte. Eliniz değmesi lazım. Üstelik hiç bekletmedik. Biraz da bekletseydik daha iyi olurdu. Tabii canım. Şimdi ben duşakabinin şurasını bir terleyip yıkayıcı... Durulayacağım. Normalde bekletirsen terlemeye bile gerek yok. Beklettiğin için. Artık yapışmış kalmışlar dedim ki belki Kadir Bey çıkartır. Nasıl da yıkanmış pis murdarlar. Dur bakayım şimdi. Bir dene bakalım. Of vallaha mis gibi oldu ya. Tamam bunlar da beklesin zaten burada. Şimdi ben çalıştım. Şimdi benim sana bir sürprizim var. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım o zaman. Biz gidelim sürprizi hanımefendiye gösterelim. Ben git hazırlanayım mı? Sen hazırla biz de nerede? Geliyoruz. İçeride. Sürpriz. Adınızı göklere yazdırdık. Aç kapıyı hadi, hadi gidelim. Gidelim. Kadir'e sürpriz yapılmaz. Kadir'e sürpriz yapar. Bekle şimdi sen. Bebek maması gibi. Zaten ilk etapta pürüzlü olması olayı bitirdi. Akışkan değil. Bir de böyle görüntüsü ezogelin çorbasına benziyor. Tadı da melemen gibi. Bunu çok beğenemedim yani. Dereotu doğranmamış, ikiye bölünüp atılmış gibi. Dolma da çok iç harcı lezzetli gelmedi.
içine unu biraz fazla kaçmış. Zaten dolmalar da yanmış. Patates topunuz olmamış. Karamel olalı. Karamel böyle üzülüm görmedi. Yani kekinde bir dolma yok. Kekte yanma var zaten. Rabia'cığım gel. Gel bakalım, sürpriz öyle olmaz böyle olur. Gel. Gel. Ne oldu? Dön. Evet, şimdi sen bana çıkmayan lekeleri gösterdin ya duşakabin için. Evet. Şimdi ben de sana çıkmayan bir leke göstereceğim. Ben üzerime düşeni yaptım. Duşakabinin kirecini çıkardım. Ama bakalım sen bunu çıkarabilecek misin? Mürekkep mi bu? Allah ne verdiyse lekesi. Buradan değil mi sadece? Evet, şu anda sadece camda leke var. Yalnız camdaki lekeyi en kısa sürede çıkartman lazım. Ayrıca çalışma stilinde bizim için önemli. Tabii. Yani palan pandıras her yere böyle vura saça değil, deterjanları kullanarak, doğru taktiği kullanarak yapman lazım. Ve işlemin sonunda şöyle baktığımda buğunun kalmaması gerekiyor. Merve'nin elinden geleni yaptı. İyi ya da kötü, orasını Allah bilir. Cuma günü göreceğiz. Hazırsam 3, 2, 1. Hadi bakalım. Sürprizlere doymuyoruz. Sadece 2 kova suyumuz var, ona göre. Bu arada çalışma stili çok önemli demiştim. Avucuyla suyu aldı, taşıdı oraya. Diğerleri sileriz. Onlar da sayılmıyor mu? Çünkü süreyi bir de o şekilde kullanacaksın. Hallederim. Yani sürenin içinde bu yer silme falan. Oo, bana kadar geldi. 2 fazla puan alıyorsun bu arada. Kapakları bunu... aç sen, kapakları. Maalesef. Her şeyi belediyeden beklemeyelim. Oo, bir de onu durulaması var. Kız sadece lekeyi çıkartmayacaksın. Orayı bir de durulayacaksın ha. Ya o en kolayı. En kolayı. Şunu çıkartalım, gerisi kolay. Hadi bakalım, göreceğiz. Elleriyle kız parçalıya yapıyor. Yeli boşta. İkisinde de mi tel var kız? Evet. Hı, uyanık. Otomatiğe bağladı. Evet, sen hamileyken koronayı atlatmışsın. Bu sana ne yapar? Bir dakika geçti. Ah, kol. Şuna evet, şöyle. Bence gayet iyi gidiyorsun. Azmine bravo. Sunuyor soğuk. Kusura bakmayın. Sunuyor. Bir kovası daha var. Olsun. Çabuk. Kenarlar duruyor. Plastik doğramalar duruyor. Mermerini al. Bu ne? Son bir kova. O da çamaşır suyu. Ne yapayım ben 2 tane kova suyu. Biraz yağ sökücü sökeyim, işe yaramaz ama. İşe yaramaz ama gene de Umut fakirin ekmeği. Kesinlikle. Boş geçmeyelim, suyumuz var gene burada, bezimiz tamam, var. Tamam, böyle de kiri almam lazım, o temiz su kalsın durulamaya. Bak. Bravo. Ya. Dün dediğim işi yaptı. Dün Merve bütün sulara batırmıştı. Yok ya, ne yapayım? Evet, doğru bildiniz. Temiz bir suyu en son durulamaya ayırdı yarışmacımız. Doğru taktikle ilerliyor. Ama bakalım süreyi nasıl değerlendirecek. Son 2,5 dakika. Son 2,5, çabuk ol. Evet, plastik doğramaları da güzel. Bak, bir iki tane daha bezim var. Tamam, dur şunu alayım. Yalnız o sular hep peteğin içine aktı. Aa, siz mürekkep mi döktünüz bu evi? Yok, cam boyası sadece. Yok, su bazlı duvar boyası. İnsaflıyız, su bazlı aldık boyayı. Son 2 dakika. Bak, 5'i tamamlama. Gözünü seveyim, 5'i tamamlama. Camların bak altı duruyor, alt kısmı duruyor bak. Al şu kovayı şöyle kali. İt. Yerdekileri çıkaracak mısın? Sen plastik doğrama yalnız. Tamam. Bırak bak. Köşe. Şu köşe kış köşesi, bu köşe yaz köşesi. Şey, mermerle geçerli mi? Mermere damlattın, şu plastik dolabanın köşesi. Bu kız hiç köşeyi bilmiyor. Hadi Rabia, beni duşakabine sokmaya benzemiyormuş değil mi? Altına al bak, altını Rabia hadi. Altı nere? Bak ha orası bak ha. Izıcık bir şey sıkaydın oraya. Ne sıkayım? Son 45 saniye. Süre gitti. Ey dostum, hadi Tanrı aşkına. Hızlı ol. Nazire, hadi kızım. Başka bezim yok değil mi? Tamam mısın? Tamam ya. İkinci söyleyin, süreyi durdurayım. Bitti. At bezi yere. Evet, şu an baktığımda bir deterjan buğusu görmüyorum. Bir de şöyle bakayım. Buradan da görmüyorum. Boya lekesi de yok şu anda kalan. Evet, biraz peteğin içine akıttın. Yalan yok. Ben kola iş vermiştim sana, yaptığın günahtır da. Şurada küçük çaplı plastik doğramada kalanlar var. Bir de şu altta. Ama o kadar büyük şeyler değil. Tabii ilerleyen günlerde onları da bırakmayan olursa ya, bilmiyorum. Onlar naif, şey, biraz peteğin kibarlar, üstü de zayıflar, battı. Yapamazlar. Ama hızını tebrik ediyorum. Azimli kızın 2 teli 2 eline aldı. Harara gülere durulama suyunu da sona ayırdı. Bunları da göz önünde bulunduracağım. Yaşının hakkını verdim. Verdim. Azmin hakkını verdi. Ben en çok ablayım, o asker işi ablayı merak ediyorum bu etapta. Ben de. Peki Rabia'cığım, tebrik ediyorum tekrardan. Eline koluna sağlık. İnşallah 2 puanı sen alırsın. İnşallah. Gönlüm senden yana, biliyorsun. İnşallah. Hadi bakalım. Mutfağımıza gidiyoruz. Unutmayın, kuzu incik yapacağız. İnşallah kemiğinden ayrılır. Ayrılacak. Ankara tavamız
Kraliçemiz var. Bugün mutfak hem yeşil hem de lezzetli. Tarif kağıtlarınızı ayarlayın, geliyoruz. Hadi geç. Fidesi yoruldun, akşam yemeğini hazırlıyorum. Sen emin misin bunun şehriyesine su katılmadan böyle konulduğuna? Evet. Bak bak bak. O fırın çalışmıyormuş. Ay ayağına mı bastım? Kız kekin üstü mü yandı? Trileçenin anlamını biliyor musun? Hayır. Onu zaten inek sütü kullanmandan anladım ben. İstemiyorum. Aa! Yok öyle bir şey. İstemem olur mu hiç? Evet. Son dakika yaşanan büyük aksilik sebebiyle Rabia şu anda yarışmadan çekilmek istiyor. Rabia Hanım'ın mutfağından herkese merhabalar efendim. Evet, malzemelerimiz hazır. Rabia hazır. Tekrar bir menüyü sayalım mı? Domates çorbası. Ara sıcakta. Kuru dolma var. Yoğurtlu mantar mezesiyle şehriye patates topları var. Ana yemek olarak kuzu inciğimiz var, Ankara görüyorsunuz. Ankara tava. Ankara tava ile birlikte. Tatlı olarak Tıraliçemiz var. Salatamız da mevsim salatası. Ama sadece 2 saatimiz var. Hadi bakalım. Merve dün elinden geleni yaptı ama eksikleri vardı. Söylendiler. Bugün senden şöyle kusursuz bir sofra bekliyoruz. 3, 2, 1 diyorum ve 20.000 TL'yi kazanabileceğin 2 saate başlatıyorum. Haydi bakalım da siz. Başlattı süremizi. Ne yapıyorsun şimdi? İncikleri önce dürüklüğe koymak istiyorum. Tamam. Ay, açamadım. İncikler bakalım kemiklerinden ayrılana kadar pişecekler mi? Ve etin bir tanesini şurada bir leke gördüm, onu yıkamak istiyorum. Bence hepsini tek tek şöyle 5 dakika suya tut. Bunun altına falan bir şey yatırıyor musun? Ben şimdi halledeceğim onu. Önce tavaya dürüklüğe koyayım. Bunu 12 tane sığmaz gibi ama... Tenceren aslında biraz derin ama... Sığar bende. Diğerini de alabilir miyim? Pişme tane... olarak nasıl pişer? Pişer. Sığmaya sığar da. Yok. Kaç tane oldu? 2, 4... Adam başı 2 tane mi verecek? Bir tane mi vereyim? Adam başı 1 tane ver, 2 tane çok. Defne yaprağı öyle koyduk. Sıvı yağ mı koyuyorsun? Evet, tamam. Sıvı yağ ile defne yaprağı, biraz su. Sıvı yağ ile su, bir de defne yaprağı kokmasın için. Sarımsak kullanmayacağım. Çünkü etime güvendiğim için. Neyine güveniyorsunuz bu etin? Orijinal. Diğerleri çakma incik miydi? Onlar hayır, koku yapar. Benimki koku yapmayanlardan. Defne yaprağı niye koydun o zaman? Tadımsı böyle hani birazcık şey oluyor ya. Yani sarımsak lezzet verir de defne yaprağı koku alır. Ete güveniyorsan defne yaprağı koymayıp sarımsak koysaydın. Yok ben. Sarımsak çünkü kokusunu almaz, lezzet verir sadece. Tuz falan atıyor musun? Hayır atmayacağım. Limon falan sıkıyor musun? Yok atmayacağım. Bunun kapağı. Ben bunun içine armut koyuyorum. Evet evet evet. Ne koyuyor? O da güzel oluyor ama. Kalan suyla da o armutu ezeceksin, hafif püre yapacak. Aa, etin yapağına. Onu ben sana yapacaktım. Bir türlü yaptırtmadın. Bir tane daha varmış. Allah. Koy yol anne ki biz bir şey yapalım. Ver onu, sen tüpe koyalım. Ver. Ben evet, senin acil gelmen lazım. Patates sorsun bana. Bana verin, soyacak verin, ben yapayım. Ne istiyorsun? Çocuğa yüklenmeyin. Aa, siz yapıyor muydunuz iş? Lütfen, teşekkür ederim. 5 tane patates soyun, bütün halinde koyun. Size zahmet. Şu soyacak. Evet. Ondan sonra ben karamelli trileçeme geçmek istiyorum. Trileçende kaç tane süt var? Aa, benim arkada hem trileçemde 1,5 litre yakın süt var. Kız sen bize söyle, bu sütte sütü. Normal süt. İnek bak, sütü. İnek sütü. En üstte sağda. Güzel. Bizim soyduklarımız ne olacak? Bunlar onları ne olacak? Tencereye koyup haşlayacağım. Patates topları şimdiyle evet olacak. Evet. Kadir o zaman ortadan ikiye kes. Yok, rendeyi vuracağım çünkü. Nasıl, haşlandıktan sonra mı rendeyi evet vuracağım? Evet. Haşlandıktan sonra rendeyi vuracağım. Mutfağımız küçük. Toplu çalışmamız lazım. Evet. Çırpıcım! Sen bunu ocağa koy. Ben oradan uzanamıyorum. Parkur gibi mutfak mübarek. Niye çırpmadı? Çırpmadı, bilmiyorum. Uzun çırpma kabı yok mu, krem şanti çırpmak için gibi olan? Var mı ondan? Ha, getir. Çırpma kabı. Bak nasıl çırpıyor bak. Hadi bu kabartma tozu, un. Bunlar mı? Un al orada, undan. Kabartma tozu. Daha bak kuru biberleri, dolmaları ıslayacağız. Vanilya döktüm, kabartma döktüm, tozunu döktüm. Un orada, unu un, koy. Un ne kadar dökeceğim? Karbonat koydunuz siz buna. Ne karbonatı ya? Vanilya değil o. Aaa! Yok. İyi mi? İyi. Ben şu tencereye su koyayım da dolmaları haşlayalım. Sen koy onu. 5 yumurtayı şekerle çırptıktan sonra vanilyayı, kabartma tozunu koyup spatula ile karıştırıyorum. Çırp 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 çırp. Ben sen ona sıvı yağ sür. Yok yok, sürmeyeceğim. Aa! Sürmeyeceğim. Ya bu kızın işi hepsinden zor ya. Mutfağı küçük bu. Bir dur! Tamam. Ölçmen lazım, yoksa yanar fırında. Yanmaz kağıt. Niye yansın fırın? Şunu şöyle koyacaksınız işte. Hiç mi yapmadınız siz bunu? Hayır. Alkış.
Dök bunu. Hadi bakalım. Hop. Sıyır 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 sıyır. Dök 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 dök. Hadi bakalım. İnşallah güzel kabarır tıraliçemiz. Bekle fırın. Evet. Kabartma tozu koydunuz mu? Koyduk tabii. Koydum. Aa, her zaman yaptığın gibi yaptın sen de Rabia. Sabahlara dayanamam Rabia. Ben kekim kabaramam Rabia. Olur olur. Ol, küçük mü geldi ya? Saçmalama, ne alakası? Kadir. O ondan boşaltılır mı daha? Boşaltmayayım mı? Hırş olur o. Ya hadi getir, varsa getir o zaman. Altta altta bir şey. Altta ver. Aa, burada yuvarlak, bu değil mi? Evet, onun eşi var onda. Kuru bez nerede? Şimdi bunun altına sen sıvı yaz, daha bu kağıtla mantla uğraşmayalım. Direkt koy öyle. Bak böyle yayılır şimdi bunu. Bırak, o yayılacak zaten. Yer çekimi diye bir şey var. Rahmetli Newton boşuna mı söyledi? Tava nerede? Çırpacak ya, o kaşığıyla. La ilahe illallah. Nerede o büyük çırpacak vardı ya senin elinde? Bilmiyorum ki. Ne oldu ki sen şimdi streslendin? Her şey yolunda. O çeyrek mi? Ay, çeyreğe başlatma. Benim aklımda bütün tarihler gitti ya. Aklına boş ver. Kağıt da var zaten. Bunun için ilk defa eve kaymak katıldığını gördüm. Kremayı atayım. Gerisi çok kolay. Tamam. Sen bak 50 kere kağıt çeviriyorsun. Evet. 3,5 su bardağı süt koydun mu? Karameli söyle, karameli. Karamel için mi? 5 tane yumurta. Yok, o tereliçeymiş. Bir çay bardağı şeker. Evet. 1 yemek kaşığı tereyağı. Evet. 200 gram sıvı krema demiş. Tamam. Tereyağı eritip şekerli. Tamam, kavuracaksın, onlar eriyince kremayı dökeceksin. Bu kadar basit. Şimdi sosuna da toz şeker, sıvı krema koyduk. Çırp onları iyice. Tamam, keki de tamam. Al bu süt, tamam, bunu içeri koyuyorum. Tamam, buzdolabına konur. Bu karakteri sen bunu böyle karıştırsana tavayla. Ya bu... bu hasuta mı yapıyoruz biz şu anda? Hasutaya benzedi bu. Onu o erisin. Bayburt tatlısı. Karamel koyacağım ona. Şekeri yağda eritiyorsun, köpür köpür oluyor. Ondan da böyle elle çırpıp döküyorsun. Yağ kusa kusa pişiyor, çok güzel. Benim bildiğim karamel önce... Domates çorbasını közleyeceğim. Fırına attım, 25 dakika bekleyecek. Bunun sosunu yapayım. Evet sayın seyirciler, kafanız karışmasın. İlk dakikalarda biraz panik olduk, olabilir. Ama şu an tariflerimiz kontrol altında. Patatesimizi koyduk, patates topu yapacağız bunlardan. Şehriyeyi bulayıp kızartacak. Su koyduk kuru dolmalar için, su kaynıyor. Atalım mı kuru dolmaları? Evet, kaynıyorsa atalım. Önce patlıcanları mı atayım? Patlıcanları atalım. Biberleri genellikle kaynatmıyorlar çünkü bunun suyunu atıp bırakıyorlar. Çok değil zaten. 10 dakika kaynasın, alacağım. Suyunu dökmeyin sakın onu. Üstüme vazife değil zaten. Tamam. Vallahi bu karamel olmayacak. Ne güzel koktu kız soğanla domates. Bunlar çorba için. Fırında inşallah köz tadı geçer bunlara. Geçer geçer fırında. O şekeri oraya koydum. Karamel olacağından pek ümitli değilim ama. Krema da katacağım ben o şeye. Bunun böyle bir yağın şekerin bir köpürüp renginin dönüp sonra yağın... İyi olmadı ki o zaman. Ben de öyle bekliyorum zaten. Sen önce şeker, sıvı yağın içine şeker koydun şimdi. Hayır. Tereyağını erittim. Tamam. Şekeri koydum. Öyle mi yapıyorsun normalde? Evet. Tamam o zaman. Her yediğin yoğurt yiyişi farklı canım. Biz de kavrulmasını bekliyoruz şu anda. Şeker hellim hellim eridi. Şuna bir basayım ben, o patlıcanlarımıza basalım. Katacağım mı bunun kremasını? Oldu mu? Kat, krema başka var. Nasıl krema? Krema var mı dolapta? Bir saniye. Sen ne yapıyorsun? Ben domatesim. Ne koydun o sosun içine? Pul biber koydum, karabiber koydum, nane koydum, sıvı yağ var. Domatesin içine de sarımsak koydum. Aslında sarımsak bütün koysaydın közlerini nasıl sıkardık. Böyle içine krema gibi akıyor o sarımsak. Ya. Tamam mı buna? Gel kremalık şey, kremasını katayım mı bunun içine? Evet. Bak bir bak, evet deme. Şekerim az geldi. Koyayım mı? Bir dakika bekle bir. Bekliyoruz bir saniye, beklemeyi alın. İyi ama siz buna bir kaşık şeker koydunuz. Tamam. Tarifte bir çay bardağı yatıyor. Bir çay bardağıymış. Kapatın onu, kapatın. Tava var altta. Size Allah bir saattir burada boşu boşuna bekliyorum ben. Tava verin oradan. Sen tava. Hiç tarifi söylemiyorsunuz ki. Sormuyorsunuz ki. Bir yemek kaşığı tereyağı. Tereyağını sonra koyarsınız. Siz önce şekeri koyun şuna. Al şunu da yapalım, gel. Dökün şekeri, o bir erisin, sonra tereyağını koyarsınız. Ama normalde de öyle yapıyormuş zaten. Evet. Sıvıç tereyağı koyup üstüne şeker koyuyormuş. Bir de bizim yaptığımız gibi yapın bakalım. Hadi bakalım, bir de bizi denesin. Tamam, hiç karıştırma, o ağır ağır erisin. Bana fırın getiremeyecek misiniz? Getirelim mi? Evet, lütfen. Ama bir şey diyeceğim, bu tepsi o fırına sığmaz. O yuvarlak fırın, double fırın, bu kare. O zaman beklesin o, en son çorbayı yaparım. Sığar o, sığar. O zaman içeri götürüyorum, fırın gelsin, hemen verelim fırına. O tavada ne yapacaksınız? Dolmanın içini yapalım, hafif öldürsün. Sıvı yağ alayım biraz daha lütfen, nerede? Nerede bak, tezgahın altında belki.
Bu tepsiler işimiz yok bizim değil mi? Yok. Hadi bana soğan doğrar mısın? Ver bana. Ne için istiyorsun soğanı? Dolma için istiyorum. Bir tane mi? Evet. Kuru dolmanın malzemelerini okuyorum. 10 adet kuru patlıcan, 10 adet kuru biber, 1 su bardağı ballı pirinç, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 2 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı kuru nane, 1 yemek kaşığı sumak, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 küp şeker, 1 adet domates rendesi, 1 demet nane, 1 demet maydanoz, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber sıvı yağ. Sosu için 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 çay kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Bu yağ yanıyor Kadir. Çabuk soğanları hazırla. Altını kısın Allah Allah. Nane ile maydanozu bana verin. Onları ben hallederim. Az dur ben şurada bir ellerimi akıtayım. Ay yaz kasın düşüyor. Ne oldu? Seyirci gördü ne yaptığımı. Oturduğun yerden tava karıştırırsan öyle olur. Bu krema elimin altında 8 keredir geziyor. Bez. Ne oldu? Bak bir şey yanıyor dedim size. O ıslak dikkat et. Gel. Atla. Ne oldu Kadir? Aa kekin üstü mü yandı? Yo yanmamış. Üstü? Ne kızarmış? Kızarmış. Yanmışı nereden çıkarttın siz de? Kim çıkarıyor? Kağıtları yanmış kenarlardan. Dur. Onu ters mi çevirsek kağıdı da sıyırsak? Olur. Oo altı daha pişmemiş bunun. Tamam. Bir ters mi çevirseydi kız? Biraz altı pişsin altı. İyi hadi bakalım altı pişene kadar inşallah üstü yanmaz. Kadir şeker yanıyor. Dur bir saniye. Soğan biber salçası. Soğan yanıyor. Şu an onun kenarlarını kısmak ezildim burada. Mutfak dedi sanki 500 TL'deyim. Vallahi ya. Çayırova'ya gidiyorum. El bezi verin. Salça koydun. Bak karamel rengini aldı gördün mü? Kendine geldi karamel. Sumak attım az bir şey. Tamam. Bunun tereyağını koysak mı? Kendine geldi sanki. Evet. Şunun tereyağını getir karamel yanacak. Burada kaşık diyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz niye böyle iç içe şey olduk ya? Karamel nerede? Ama şey krema. Şu arkamda değil mi? İyi senin de. Şş, bana 200 miligram işte. Kaç bu miligram? Bunu 200 tamam, miligram. Direkt hepsini koy. Dökecek üstüme karameli. Hepsini koyuyorum. Evet hepsini koy. Eğer benim ayağım yansın ondan. Patlıcanları çıkaracağım ben oradan. Dur şimdi patlıcanın sırası mı burada? Ortalık yanıyor. Şunu at oraya. Heh. Maydanoz tamam. Dereotunu verin. Benim büyüksüzüm. Seni Allah kahretmesin. Ne bakıyorsunuz? Kaldırmayacak mısınız? Kalk geç 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 geç. O beni yakacaktı sen onu yaktın. Ya gitti ya. Halı battı. Of. Onca salça yağ. Yandı mı elin? İstenmedik kazalar. Şundan al atarız zaten. Hızlı işe şeytan karıştı. Tamam olur öyle şeyler. Mutfak burası tabii ki kaza olacak. Dökülecek, saçılacak. Kadın hazır yaptığı dolma ben hemen masaya giderken yere döküldü. Kalk yeniden yapalım hadi. Hadi kalk ben hemen soğan doğruyorum şimdi. İki tane pirinç zaten su bile koymamıştı. Pişmemişti daha. Kavruluyordu. Her işte bir hayır vardır. Hadi kalk. Hadi toparlayın kendinizi hadi. Sevmiyorum. Yok öyle bir şey. İstemem olur mu hiç? Aklım karıştı. Tamam aklın karıştı. Tarifler elimizde. Bak bir yandan karamel donmasın diye. Çok bir şey kaybetmedik ki. Sadece pirincimiz döküldü. Şu ana kadar büyük bir problemimiz yok. O da olabilir. Sen böyle çabuk mu pes ediyorsun hayatta? Yarışmayı bırakmayı mı düşünüyorsunuz? Rabia? Ne düşünüyorsun şu anda? Güvenlik olabilir mi? Evet. Son dakika yaşanan büyük aksilik sebebiyle Rabia şu anda yarışmadan çekilmek istiyor. Yok artık. Evet az önce söyledi. Yok canım daha neler. Gitmek istiyorum diyor. Nereye gidecek? Biz onun evindeyiz. Bizi de çıkartacak dışarıya. O gidecek biz kalacak. Vallahi beni bu evden çıkartamazsınız. Bunu ev sahibi bile çıkartamıyor. Bir kendine gel, bir silkelen hadi. Zaten süreyi durdurdu. Süren akmıyor şu anda. Onu bir alsaydınız pirinci içinden. Bulaşır oraya. Bir bezinden alsana elin yanar. Ben sana bez verdim ya. Adam elini beze bile sürmüyor. Yok yok bak bu gitmek istemiyor bir yandan kek gözünde. Bak yoksa git. Ben sana bez vermedim mi orayı temizle diye? Rabia hadi hızlı karar ver. Gideceğim mi kalacağım ona göre hadi. Olmaz öyle şey. Gerekirse ben yarışırım. Senden yarışmam. Ben yaparım bu menüyü. Aklım karışıyor. Ya aklın niye karışıyor? Bilgi yarışmasında mıyız? Alt tarafı soğan doğrayı pirinçle kavuruyoruz. Aklımız karışacak neyimiz var? Onun için bir anda içindekiler ne oldu? Aklım karıştı. Rimelim bile karıştı şu anda. Şimdi son kararın yarışıyor musun? Yarışıyor. Tamam hadi kalk o zaman.
Hadi bakalım. Yarışmacımız? Derin bir enerji birliği yapalım. Kendinden daha önce negatif geçecek. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Enhamarat benim. Hadi bakalım. Bize 2-3 tane bez verin. Telefonu çevirelim önce. Çevir. Pişmiş ya, zaten üstünü kapatacağım. Trileçe aslında hafif, yumuşak, güzel bir tatlı ama yapabilirsen. 3 süt kullanması lazım. Keçi, manda, inek. Üstündeki sosu çok güzel olması lazım. Yani trileçeyi, o havayı veren zaten üstündeki sosu. Trileçenin karamelini kendisi yapması gerekiyor. Şekerinin iyice eritilip karamelinin yanmaması gerekiyor. Karamelin tadını almamız gerekiyor bu tatlıda. Yaparız değil mi Kadir? Yetiştiririz. Yaparız, yaparız, sen merak etme. Yetiştiririz. Bu niye böyle çok sıvı olmuş ya? Ha, bu süt, pardon. Krem şanti değil ki o. Güzel pişmiş ama. Çünkü güzel olmuş. O şeyle sen onu halledersin. Bu bol süt isteyen bir tatlı zaten. Yani. Trileçenin anlamını biliyor musun? Hayır. Onu zaten inek sütü kullanmandan anladım ben. 3 süt kullanması lazım. Keçi, manda, inek. Üstündeki sosu çok güzel olması lazım. Yani trileçeyi, o havayı veren zaten üstündeki sosu. Tek sütten yaparsa ona göre puanlama yapacağım. İyi bir trileçenin kekini güzel yapması lazım. Şerbetini güzel çekmesi lazım. Karameline dikkat etmesi lazım. Acı olmaması gerekiyor. Bunu bir kenara, bir köşeye alıp şey yapacağım, bekleyeceğim sütü çeksin. Tamam, o sonra zaten bayağı emecek onu. Aynen, bayağı emecek. Hemen soğanları atalım, gel sıvıya koy ocağa. Karamelin de hazır, bunu da dolaba koyuyorum. Ya koydunuz mu buna? Koydum. Bu domatesleri atıyorum fırına. At. Vallahi harika gidiyoruz, hadi Kadir. Evet, ver 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 ver. Ocağı daha ısınmadı. Şu an vakit yok. Altını açmamışsınız ki. Açık. Orada izliyor. Siz ne yapıyorsunuz orada? Ben patlıcanları kaynattığım sudan süzüp sosu için ayırmam lazım. Sosu kız, için. Kız, acı olmaz mı? Hayır. Yemeğin içine mi dökeceksin o suyu? Sos yapacağım sonradan üstüne. Değişik. Patatesler olmadı mı? Bilmiyorum bak. Oldu bu. Onları da süzelim lütfen. O doğrada nedir siz? Nane. O zaman buna daha gerek yok. Bol yağlı, bol yağlı. Güzelce kavrulsun. Salça atar mısın onu? 2 yemek kaşığı. Biber, domates. Mi? Bir yemek kaşığı biber, bir yemek kaşığı domates atıyorum. Evet, biraz fazla da atabilirsin azıcık. Domates atayım az daha. Evet, tuz. Biz şu salçayı biraz yedireyim. Tuzunu ekleyeyim ondan sonra. Sumak koydun mu sen bunun içine? Attım. Sumak da attık. Pirincini koyduk. Ankara tavası için şu sebzeleri doğrayıp kavuracağım hep birlikte. Domatesi en son mu koyacağız içine? Evet, biraz ölsün ondan sonra koysun. Biraz pirincimi salçayla buluşsun. O soğanları niye doğruyor o adam? Ankara tavaya koyacağım. Ancak tavaya soğan konuyor mu? Tamam, var canım. Dikkat et, parmaklara dikkat et, o bıçak çok keskin. Ya yapacak bir şey yok ya. Ya yetiştireceğiz, ya yetiştireceğiz. Allah'ın izniyle yetiştirin. Dur da, başındayız her şeyin. Şu düdüklüdeki yanmasın. Ona bir baktın mı, salladın mı sen düdüklüyü? Düdüklü yarada sallamak lazım, yoksa dibini dibine alıyor. Var mı suyu? Var ama bir 10 dakika sonra ağzını açacağım ben onu. Hey, biber de koyacağım. Yeşil biberleri de kırmızıya katıyorum. Evet evet, hepsini bir arada kavuracağım çünkü. Soğanları tencere için atabilirsin. Patatesleri alıyorum. Baktın mı, pişmiş mi? Evet, bu saate kadar patatesleri şey kalmaz. Aa, küçük mutfağın derdi de büyük ya. Ne yapayım ya? Koca iş dedi. Geçen yarı haftalarda bir yarışmacı mutfak küçük olduğu için ana yemeği yetiştirememişti. Sağ ol Kadir. Aklıma geldi. Neyse yani Kadir, sen nasıl bir adamsın böyle? Yeşil biber yeter mi? Bunu da doğrayayım mı? Doğra doğra. Bir kız bir şey saçırıyor üstüme sıcak sıcak. Rendeler misin? Dış sesin eline lav gibi patatesleri verdi. Rendele. Ateşin oğlu hadi. Alet yok mu? Hayır, rendelemen lazım içine. Nasıl rendeleyeyim ben bunları? Yanıyor bunlar. Sen de. Ben o yanmış elleri nasıl gösteririm evladıma? Akşam gidiyor tekli koltuğa oturuyor, böyle açıyor. 2 saat herkes onun ellerine bakıyor. Sen evde bir baba nedir bilemezsin tabii. Ama bunun biraz daha zamanı var. E tabii var. Sen bunu bize niye açtırdın ki şimdi? Bayağı bir koku geldi. Ama gelecek daha. Oha, onun çok pişmesi var. Bence 2 saatin son yarım saatte falan aç sen bu düdüklüyü. Su iyi mi? Su iyi. Dur bekle, onun içine sarımsak atacağım. Ne oldu? Hani atmıyordunuz? Ya benim için kokusu güzel de. Ne bileyim, şöyle bütün atayım ben. Pişme süresi açısından uğraştırıcı olduğunu düşünüyorum. Ama pilavı kolay tabii ki de. Kuzu incik etleri eğer kemiklerinden ayrılmazsa puan veremem. 2 saatte kuzu incik güzel pişeceğini düşünmüyorum. Normalde fırında pişiriliyor. Davete uygun ama zor bir yemek değil.
Evet sayın seyirciler, dolmaya geçtik. O tencereki biberi alır mısın? Nerede? Hem şeyle koydum ya suyunda ocakta. Tamam bunu doldur alırsın onu da, dert değil mi şimdi? Bak kişi sayısına göre yap, fazla fazla doldurma. Aslında kuru dolmanın makbulü küçükleridir. Evet. Ağzına çok su girmeyecek içine. Ama maalesef ki buralarda zaten kolay bulunmuyor. Ankara tavanın şeyini yapıyorum. Bunu tepsiye dizdikten sonra arpa şehresini kavurayım. Sonra mezelere geçeyim. Patates soğumuşsa onu rendeleyeceğim. Son bir saat. Tamam bir şey olmaz. Son bir saat. Neyse ana yemeğe girdik. İncik de orada. Bir o patates zımbırtısı var. Ben buna baharat atmadım. Tamam bu dolmaların gel suyunu sosunu da ayarla. Hemen atalım ocağa hadi. Tamam 2, 4, 6, 7 tane. Bu sosunu hazırlamıştım. Dolmanın en önemli yanı sosu. Onu iyi ayarla. Ekşisi var. Limon suyu var. Oh oh oh. Tamam. Şimdi suma katacağım biraz. Salça malça koyacak mısın? Yok koymayacağım. Zeytinyağlı olmaz ki. İçine koyduğun neydi? Hayır dışında sosunda. İçine koyuyorsun da dışına niye koymuyorsun? Olmaz sos. Zeytinyağlıya hiç salça girmez. Ona bakarsan dışı içi yok. Bir tane küp şeker attım. Onu niye attın onu da söyle. Onu niye söyleyeyim? Şimdi domatese verilen biraz ekşilik var. Onu biraz böyle tatlandırsın diye. Ondan küp şeker attım. Tereyağı, arpa şehriyi kavurmak istiyorum. Onlar hazır olsun ki incik piştiğinde direkt koyduğumda fırına koymak istiyorum. En son çorbayı yapacağım çünkü domateslerim naş olmadı. Arpa şehriyi yıkayıp mı kavuracağım? Birazcık evet. Kadir Bey, sizden bir ricam var. Bana krem çanta çırpar mısınız? Ben şu elimin altını bir alayım çünkü hiçbir şey yıkayıp alamıyorum tezgahtan. Şuraya hemen tepsiye dökeceğim Ankara tavasını. Şehriyeleri kavurduktan sonra onunla mı karıştıracaksın? Evet, önce bunu dökeceğim, kavurayım sonra birlikte karışırım yapacağım. Ankara tavayı kavurduktan sonra onları birleştirip pişirseydin aynı şey değil miydi? Niye bir de ayrı ayrı yaptık biz onları? Yok, olmaz öyle. Rendeledin mi patatesleri? Rendeledim tabii. Siz beni Kadir'le karıştırdınız herhalde. Ha, hangi acaba Kadir'e verdiğin iş geri kaldı? Evet şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ben anlatacağım. Biz koşturuyoruz. Sen ne yapıyorsun? Yalandan koşturuyorsun. Yumurtanın şöyle bir beyazını önce bir arayayım. Sonra o tarafa geleceğim. Alayım patatesleri. Bir şey diyeceğim. Sanki bunun yağı az gibi. Bir kepçe koydum. Biraz daha koy istersen. Yani işte tavanın dibinde yağ yok. Bu şehriyeler neyle kavrulacak? Koy biraz daha yağ. Getir sen koy ayarla. Onu kıza rendelemedi ki yemek için değil mi? Evet. Kadir arpa şehriye de biraz tuz at. Bak o bir tane daha patatesi bunu rendele. Galeta unu çok olacağı için. O zaman galeta ununu az koyun. Birazcık daha rendele. Sanki buraya adamı doyurmaya geldik. Dün sen misin benim önümdeki çikolatayı alıp gönderen içeriye? Yalvardın sen bana. Ne diye yalvardın? Evdeki profiterolü getirir misin diye. Aa hani sen getirecektin onu. Niye unuttun değil mi? Ben de unuttum. Yoksa akşam sana mesaj atardım ben hatırlatırdım onu. Seni ben bu günce rahatlamazdım. Sen onun içine ne kattın? Şimdi bir anlat. Karabiber kattım, pul biber kattım, galeta unu kattım ben tamam. Bunun içine. Yumurta sarısı kattım. Elim yandı. Oh. Elin yandı bir de adama kaynar kaynar verdin ki rendele. Patatesleri iyice haşlayacak. İçerisinde peynir kullanacak mı? Onları top haline getirdikten sonra iyice tel şehriye bulaması lazım. Bunu iyi yapamazsa oldukça yağ çekecektir. Çıtır çıtır mı olacak? İçerisinin yumuşaklığı, içerisinde kaşarı muhakkak olması gerekiyor patates toplarında. Ve lezzetinin, baharatının, tuzunun tam kıvamında olması gerekiyor ki bize bir patates topu yedirdiğini hissettirmeli. Kari bana krem şanti acilinden çırp. Krem şantinin acilini de ilk defa duydum. Şimdi domates çorbası kaldı. Evet. Sebzeleri közleniyor. Sen Ankara tavanın o sosunu hazırladın ama arpa şehriyeler kavuracak. Dolmayı attık. Ara sıcaktaki patates de tamam. Önce bir şunu kapatayım. Traliçenin sütü de tamam. Traliçenin karameli de tamam. Kızıl tam kavruldu mu ki? Evet rengi döndü zaten bak. Kadir bunlar böyle pişmeyecek. Bunlar çok su ister. Etin suyu vardı düklüde. Etin suyu ne ki? Sen emin misin bunun şehriyesine su katılmadan böyle konulduğuna? Evet. O kadar da emin söylüyor ki inanasım geliyor. Tarif ne var yani bu yarışmada 2 saatin içindeyiz. Kendini riske atmayıp 2 bardak suyla tıngırdatsaydın da biraz öldürseydin. Sen ne karıştırıyorsun? Tarif böyleymiş. Tarifte 2 saat içinde yarışılır yazılmıyor ama. Onların kabukları soyulacak mı? Evet. Son 50 dakika. Sen de kabuğunu soymaya yardımcı olur musun? Olamam valla. Ellerim yandı. Benimki yanmayacak mı? Kendini o kadar abartıyorsun ki. Millet süper güç gibi görüyor. Bak bana buradan anca bulaşık mı? Hadi gel soy ellerim yandı. Sen orada ölü taklidi yapıyorsun Kadir. Çırp hadi. Dur kabı yıkadım.
Al bir bardak sütünü koydum. Bunları kızartacak mıyız? Evet. Beyazı nerede bunun? Kabuklarını niye attın sen bunun içine? Yumurta beyazı... Ben atmadım ki, ben yumurta bile kırmadım. Sen patatese kırdın, götürdün oraya attın. Hayatımda böyle çalışmadım ben ya. Bize sütünümüz bu. Mutfak 56 olmamış, yemekler yapılmıyor. Şöyle önce yumurtayı buladıktan sonra şehriyeyi buluyorsun, biraz acımsı. Değişik mi lezzet? Üzeri yanmaz mı bunların? Yanmaz. O kadar bekletmeyeceğiz ki normal patates kızartması gibi. Maşallah içine de iyi acı koymuşsun Rabia. Evet. Biraz yanmış. Üzeri kazınmaz mı? Yok ya, kazınacak kadar da değil zaten. Böyle karamelize gibi olmuş altları. Pişip pişmediğine bak. Önemli olan o bizim için. Bence o yanık değil. Ay bence çok güzel olmuş. Sadece biraz kokusu var. Tenceresini değiştirdikten sonra bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Peki tekrar pişecek mi? Bitti mi? Yok, gerek yok. O biraz... Bence o yanan nar ekşisi. O zaman bir şey demiş, tencere değiştirme. Bunu ama kokusu koy. Kalır. Kokusu kalır. Zaten ona sineceği kadar. Sinmez. Bence direkt bunu kaldır. Şu an çünkü bak daha mantarımız yok bizim. Kuru dolmaya kaçmış. Kuru dolma kolay. Tam kış mevsimine de uygun. İçerisindeki pirincin pişim süresi, baharatı, tuzu, yağı, bunların tam kıvamında olup tam özleşmesi ve pişmesi gerekiyor. Bunlara dikkat edeceğim. Buna ne yapacaksın sen? Mantar mı? Hayır, onu şey yapacağım. Çorba mı? Evet, çorbayı çıkarttım bari. Çektin mi robottan bilmem neden onları? Yok, bu tencereye koyayım, kavur iyice. Bu topları atayım mı? Kızardıysa at. Bu toplar çok gereksiz değil mi kaderim? Boş bir zırıltı, boş bir zırıltı. Şu blender'ı, bu mu blender? Çekiyorum ben dur, bunu. Dur, çek. Ben su ekleyerek çek. Evet Rabia, hadi mantarlara hemen geç. Mantarları kurula. Yeter artık bu ya. Hadi. Lokomotif sanki. Hayda Paşa. Tren gelir, hoş gelir. Ley ley, limi limi ley. Vagonlar boş gelir. Ley ley, limi limi ley. Bu çorba iyi mi? Bak bir kıvamına. Evet, kaynamayı bırak onu sen. Tamam. Son 35 dakika. Tamam, bu tamam, bitti. Çorbalar da geldi. Bu da bitti. Suyu var mı? Var. Yeterince var, suyu var. Da var. Evet, ben sana diyorum. Böyle koyuyorum. Uygun mu? Evet, 6 tane sığdır. Suyu pilavın üstüne mi dökeceksiniz? Evet, üstüne dökeceğim, fırına atacağım. Bir şey diyeyim mi? Alttakiler çok güzel pişmiş sanki. Oldu mu 6 tane? 2, 4, 6. Tamam. Bak. Erol Taş'ın sofrası, yemin ediyorum. Mantarı kavuracağım. Koyduk. Soğanla birlikte. Süzme yoğurdu da çırptıktan sonra ekleyeceğim ama soğumasını bekleyeceğim. Bir de salatanız eksik. Evet, sonra hemen soframa geçeceğim. Son 15 dakika sofra için yeterli. Sadece seni sevdiğimi bir kez daha söylemek istedim. Diyen eşim... Allah razı olsun. Ne? Cami önünde kandisimi dağıtmıyorum. Allah razı olsun. Eşin çiçek göndermiş adam sana. Sağ olasın, var olasın. Ölmüşlerinizin canına değsin. Allah kabul etsin. Amin amin. Sanki hayır lokması dağıttık. Romantiklik seviyem. İşte gel, sen bu kadınları memnun edeme. Eşinin adı ne kız? Vedat Karış. Vedat Beyciğim, siz ortalığı memnun karıştırma. Edemezsiniz. Bak sen kalk 82 milyona karşı karını yalnız bırakma. Onca çiçek almayan adama karşı git para ver buna, romantiklik yap. Aldığın cevap. Şimdi annesi de görecek bu çiçeğim. Şimdi anası diyecek ki acaba bana bir kere çiçek aldın. Yarım su bardağı süt katacağım domates çorbasına. Onu bir süzgeçten geçirse miydik? O şeylere baksana. O toplara, şeylere, şehriyelere. Baktım. Hadi mantar daha doğranacak mı? Mantarlar doğranacak. Versen bana, ben doğrayayım onları. Ay, ayağına mı bastım kız? Ay. Doğru bunları. Kızım ayağını unuttur. Mutfak çok dar. Ne yapayım? Kocama bana çiçek alacağını ev alsın. Kıyaslama seviyesi de beni benden aldı. Mantarları nasıl doğrayayım? Aa, yuvarlak, dikdörtgen, kare. Allah ne verse doğra. Saplarını doğrayacak mıyım? Yok. Yoğurt koydun ona. O ne için? Mantar için. Vallahi o şehriyeler sanki yanıyor. Kız çevirsene onları şu maşayla. Baktım. Ama alt üst ekmemişsin, hala aynı taraf yağda. Tam kızarıyor. Kadir, her yeri kaplamışsın ya. Kenarda şöyle oturuyorum Lamia gibi. Lamia mı? Mantarları soydun mu? Al. Tamam. Maşa nerede? Bunu da artık alayım, yok edeyim. Çorba tamam mı? Çorba. Çorba işimiz biteli çok oldu. Mantar halledersek sofraya geçeceğiz. Çünkü dakika çok azaldı. Son 24 dakika. Sabahlara dayanamam Osman Aga. Mantar hazır, al.
Onun altı niye öyle incik cincik yanıyor? Doluydu çünkü. Bir saattir o soğan şimdiye kavrulurdu. Tamam şu an. Sen dolaptaki şeyi çıkar hemen trileçeriz. Şeyi karamelli koyalım. Karamelli en son serviste de koyarsın. Öyle yapabilir miyim? Hazır çünkü. Tamam. Sen bir an önce bir sofra koy. Bana yoğurun içindekileri saysanız da bir unuttum ben. Dereotu var, süzme yoğurt. Kekik, tuz, dereotu ekle karıştır. Şu yoğurdu bir hallet hadi sofraya hemen. Tereyağıyla mantarları da hallet. Sofraya gidiyorum ben. Hadi koş. Sofra. Aa sofram lekeli. Masaya bir şey damlamış galiba. Kız sen bu toplardan kaç tane kızarttın? Altı. Tamam. Kadir gel bak buraya. Sen bunu nasıl görmedin? Ne o menfezi? Ar gelir Osman Aga, ar gelir. Artık takılmıyorum onlara be. Artık o kadar saldım. Mantar atayım mı? Soğan yeter mi kavruldu? Evet evet at tereyağıyla onu kavur. Üstüne pul biber. Peki hanımım. Fides yeri oldun. Akşam yemeğini hazırlıyorum. Tamam mantarı koydum. Biraz suyunu salsın. Çorba kaynamaya devam etsin mi? Hayır kapat altını. Kadir tost ekmekleri. Onları kare kare acıktın doğrayabilir mı? Misin? Ne yapayım? Tost ekmekleri var. Kare kare doğra. Krokan mı yapacağım? Krokan değil o Kadir. Ne? Kruton. Hepsi kabulümüz. Şey. Ne? Ne diyeceğimi de unuttum. Ah. Bunu nerede kurutacaksın sen? Neyi? Rahmetli dedemi. Krutonu. At fritözün içine. Ekmeğin yanlarını kesiyorum. Evet orta kısmına. Sonra dörde bölüyorum. Evet dörde böl. Bir kaba zeytin. Zeytinyağı nereden çıktı? Oysa. Kadir vallahi iyi toparladık. Bak bak bana bak bana. Zeytinyağı dedin. Pul biber, zeytinyağı, karabiber. O kadar at. At fritözün içine. Onu ona at, bunu at, fritözü at. Bayılacağım şimdi. Haber ver geleyim. Neye? Bayılmana. Allah'ım her şeyde. Bayılma bayılma. Sen salatayı yapmıyor muydun? Ne? Salata. Muhtarı arayacağım şimdi. Bıçak eksik. Mantara baharat ne yapacaksın? Pul biber sadece. Tuz attın mı sen buna? Yok at. Yanıyor yanıyor bir şey yanıyor. Tavanı ne yanıyor? Sapla. Bir çimcik tuz attım. O fırın çalışmıyormuş. Fırın çalışmıyor bildiğin. Ana. Gördün mü? Bayılacağım. Bayılın bu sefer. Vallahi bu sefer bayıl Feriha bayıl. Kadir sofraya bak. Geldim. Mantarın altını kısayım. İyi de bu mantara kim bakacak? Kaşık tamam, bardak tamam. Ekmeği zaten koyarız dertin. Tuzluk koydun mu? Tuzluklarım burada da. He. Boş. Getir. Şurada hemen tuz var. Getir. Doldur. Bu mantar yeter mi piştiği? Suyunu salsın kapat. Şöyle kısıkta piştiniz oğlum. Onunla evet, işimiz yok. Evet. Çorba. Çorba da pişti. Çorbayı niye tam geçirmemişsin? Bir saattir geçirdim. Sana da gösterdim. Tamam dedim bana. Tam tuzluk geçirmemişim. Ben dedim ki bunu bir ters süzgeçten geçirelim dedim. Son 15 dakika. Son tamam. 15. Gel bak çorbana. Çorbayı bırak salata yok salata. Mantarı soğutacağım. Şunu biraz böyle yüksek ateşte. Yoğurda mı katacağız? Onu da en son katabilirsin. Pişti zaten. He. Tamam onu kıyasaya dökelim o zaman. Mantar pişti mi? Sen onu söyle bana. Kavrulsun mu daha? Kız yandın. Biraz daha ama çok güzel olmuş be. Ya kızını baharatın bir ben attım. Valla ben bununla böyle birinci olayım. Yemin ederim madalyayla Türkiye'yi gezmezsem adım Rabia. Hala gezme derdinde. Bunlar hiçbiri yıkanmadı. Ama bana şey yok, leğen yok. Elinde yıka çeşmenin altında. Bu mantar inşallah yanmaz. Yanmaz, sen onu sürekli karıştır. Mantar tamam, kapatıyorum. Kapat, kasenin içine koy Kadir. Kız bu kase sıcağı dayanıklı değil mi? Çatlamaz dayanıklı, değil mi? Dayanıklı, dayanıklı. Ben bunu balkona koyayım mı? Donsun. Hayır. Çok sıcak bu. Yoğurda katarsan kesilir. Koymayacağım zaten hemen. Pişmedin mi? Pişti. At dolaba. Mevsim salatasında mevsimine uygun yeşillikler ve sebzeler bekliyorum. Kesinlikle domates olmamalı. Ona göre de değerlendireceğim. Mevsim salatası tuzunu, yağını, ekşisini güzel ayarlaması gerekiyor. Ve yeşilliklerin diri kalması lazım. Sık 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 sık. Kadir bir kaba şey deliklerimi koyar mısın? Zeytinyağı, limon, tuz, sumak. Başka? Bir de limon. Evet. Hah ellerim. Gözlerin doluyor gecelerime. Tamam mıyız? Kaç dakika? Son 13. Vay be Rabia ha? Arkada yaptım ama yemeklerimin arkasındayım. Hepsinin lezzetine baktım. O kadar aksiliğime rağmen. Ama yaptım yani. Yani yerlere düştük, yuvarlandık, ağladık. Son dakika neredeyse pes ettik. Ama her şeyimizi tamamladık şükürler olsun. Şu mutfaktan anlamızın akıyla çıkacağız ha?
Çıkacağız. Soyacak vardı bir tane sizin elinde, gördün mü? O bulaşık makinesinin içinde, üstte. Ay Kadir Bey, sizin böcekler ne güzel rengarenk. Zaten gözünden nazarından değil mi? Sabahtan böyle üstümüzde dökülmeyen kalmadı. Aşk olsun Kadir Bey, bunların lekelerin hepsi geçer. Ben ki mutfakta o kadar önlüğüme dikkat eder, temiz çalışırım. Senin nazarından üstüme gelmeyen kalmadı. Ama lekesi kalmaz, ona iyi dedi. Benim deterjanım yağı, salçayı, kiri söker atar. Ay bu mu Kadir Bey sizinki? Bu. Böyle canlı renklerden böyle zor lekeler anca bizim deterjanla çıkar. Hadi koş, gel devam edelim. Evet, şimdi bir salatamız kaldıydı, o da bitti. Salatanın sosu da bitti. Son bir kontrol edelim mi? Ben şimdi sayıyorum, sen beni bir dinle. Bir dakika, önce şuna bakmak neye istiyorum. Neye bakacaksın? Yoğurtlu mantarın, yoğurdu için kaşı süzme yoğurt, sarımsak. Sarımsak! Sarımsak nerede? Son dakika sarımsak eksik. Rabia, bu bayağı güzel kızarmış etler. Evet, o ben diyorum ya, bugünün şansıma geçerse diyorum. Bu paralarla ne yapacağım? Gideceğim, hepsini yiyeceğim çatır çatır. Nedir durumumuz? Bitti mi her şey? Şimdi incik pişiyor. Kalan dakikamızda da zaten o devam edecek pişmeye. Son ayar değil mi Kadir Evet. Bey? Evet. Bizim çorbamız, salatamız, ara sıcağımız, sosumuz, masamız, her şeyimiz hazır. Son sahamızı da katıyoruz. Hazırlanmaya gidiyoruz. Evet, zor bir gündü. Dar bir mutfaktı. Yani Rabia da ister istemez daraldı. Onca insanız, hareket edemiyoruz. Bulaşık desen bir yandan birikti. Ama Rabia Hanım'ı tebrik ediyorum. Tam pes edecekken vazgeçip devam etti. Allah bilir aklına neler geldi de geri ayaklandı. Onu öyle da bilmiyoruz. Öyle. Evet, yoğurdumuza sarımsağımızı da kattık. Evet, son bardağımızı da kırdık. Nazarımızı da attı. Elimde bardak kalmadı. Ayağına batacak. Bırak o yoğurdu, çıkalım artık şuradan. Başımıza göçecek mutfak. Bakayım daha bitmedi. Daha bitti. Hiçbir şey yok. Patatesin tamam, çorban tamam, yoğurtlu mantarın tamam, kuru dolman tamam. Nefsin salatan da tamam, kuzu inciğin tamam. Çorbanın tadı. Kız ayağına batacak, ayağına. Tamam. Vallahi güzel yapacağım. Sakın bir de atma. Yok atmam ama bir atmayacağım. Tamam yürü. Dur. Çünkü ayağına batacak çam. Tamam. Ama ben bunu bir kere daha geçirmek istiyorum. Geçir. Kepçeyi çıkar kız içinden. Onu aslında güzel tel bir süzgeçten süzmek lazımdı. Aha unuttum. Neyi unuttun? Kadir kaşar. Kaşar bak aklına geldi. Allah hep sana geliyorum ben. Parayı alacaksın, nereye gidiyorsun? Dikkat et eline. Sen dikkat et. Cam, ayağımda terlik var benim. Evet, son dakika neyse ki kaşarı da hatırladık. Düşmanların ağzına laf vermiyoruz efendim. Evet, en amarat benim seyircileri. Hepinizi bu programda görmek istiyorum. Hamaratım diyenler, ekranda yemek yaparım. Efsanevi lezzetlerim var, püf noktalarla aklınızı alırım diyorsanız o zaman hepinizi lütfen Instagram'daki başvuru formumuza ya da televizyondaki görmüş olduğunuz ekranda geçen numaralara bekliyorum. Yeter onu okudun, yürü. 58 kere aynı tarifi okuyor. Her şey tamam, sen durdukça düşünüyorsun. Görüşürüz. En amanat benim de bugün Rabia'nın misafirlerini iddialı bir menüyle ağırlayacak. Yarışmacımız domates çorbası, kuru dolma, yoğurtlu mantar mezesi, şehriye ve patates topları, kuzu incikli Ankara tava, mevsim salatası ve triliçeyle rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Bebek maması gibi. Zaten ilk etapta pürüzlü olması olayı bitirdi. Akışkan değil. Bir de böyle görüntüsü ezogelin çorbasına benziyor. Tadı da melemen gibi. Bunu çok beğenemedim yani. Dereotu doğranmamış, ikiye bölünüp atılmış gibi. Dolma da çok iç harcı lezzetli gelmedi. İçine unu biraz fazla kaçmış. Zaten dolmalar da yanmış. Patates topunuz olmamış. Karamel olalı böyle zulüm görmedi. Yani kekinde bir dolma yok. Kekte yanma var zaten. En amarat benimden haftanın ikinci gün masasından merhabalar efendim. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, eğlenceli bir o kadar da stresli bir mutfağı da geride bıraktık. Rabia'cığım ellerine kollarına sağlık. Bugün mutfak bayağı zor geçti. Yani hem mutfak küçüktü hem Rabia ister istemez heyecanlıydı. Bazı aksilikler yaşadık. Bakalım yemekler tam önümüze gelecek mi, eksik var mı yok mu? Hep birlikte göreceğiz. Bilmiyorum eksik çıkar mı Merve sence bugün? Bence çıkabilir. Sence çıkabilir. Ben öyle tahmin ediyorum yani. Tabii. Neden Rabia'ya güvenmiyor musun? Güvenme değil. Hani yapacağı yemekten, ana yemekten kaynaklı. Süresi biraz uzun bir yemek olduğu için. O yüzden belki çıkmayabilir diye düşünüyorum açıkçası. İnciğin pişmediğini düşünüyorsun. Aynen yani. Öyle. Yetişmeyebilir Rabia tatlı. Çok güzel olumlu gelmiş yarışmacı arkadaşlarım bak. Pozitif aldım böyle enerji.
Biz göreceğiz de Merve neden böyle bir düşünceyle gelmiş? Yani sen inci 2 saatin içinde pişiremez misin? Evet, zor olduğunu kabul etti. Tabii tabii. Ama zor. Zorluğunu sor. Pişirebilirim. Ve pişirdim de ben diye. Hadi bakalım. Gelsin tabii. Göreceğiz. Evet Merve Hanım, sofrayı nasıl buldunuz? Çok sade buldum yani. Dün kendi masamla kıyasladığıma göre daha da sade bana göre. Yani bardaklar falan iyi. Toz dedi. Yine bende de var tozlar ama olabilir. Sen dedin mi var? Bak tabakta. Şimdi yaptın ya oraya. Uçabiliyor ama normal. Hani gezdikleri için. Evet hani klasik o olabiliyor. Yani. Hani... Kazak tüyü gibi üstümüzde uçan hani tarz şeyler. O olabiliyor. Bıçak direke var. Şurasında. Bir göster istersen. Bakabilir miyim? Şu. Lütfen her şeyi sahibine gösterelim şu ki görsün. Şu uç kısmında var. Su lekesi. Olabilir. Değişmesini istersen ver. Yemekten sonra değiştirsin. Değil. Hani problem değil. Eğer rahatsız olursam zaten hani değiştiririm. Peki menüye uyumlu buldun mu? Yani domates çorbası öyle çok uyumlu bir gelmedi bana. Başlangıç olarak çok kolay bir çorba geldi bana açıkçası. Çünkü domates çorbası normal hemen. Domates çorbasını şu an ben kendim adıma söyleyeyim. Hem mevsimi değil, mevsimi olmadığı halde bunu yapabilmek işte tadı önemli, önemli aslında. Evet. Aynen işte bak, mevsimi. Bunu ben söyleyebiliyorum ve bunun lezzetini yakalamak zaten. İşte hani tattıktan sonra şimdi baktığımız zaman domates çorbası, kuru dolma, ama yanında diğer yemekler. Ama yapıyorsun çorbayı da. Şimdi hani közleyip közlemediğini bilmiyorum açıkçası. Hani yedikten sonra yani tabii ki bunun tadını alacağım. Ama sen domates çorbasına ki... uyumlu bulmadın. Yani evet. Peki çok... mevsimi olmadığı halde yaptım diyor. Ona ne diyorsun? Yani onun içinde kendisini riske yani atmış. Büyük bir başarı mevsimi. Mı tabii, bu tabii, senin mevsim, için? Tabii yani sonuçta başarılı bir şey. Mevsimi değil ama bakıyorsunuz kendisi yapmaya çalışıyor bu şekilde. Deneyeceğiz ve göreceğiz. Peki Özden Hanım'a gelelim bakalım. Özden Hanım'cığım hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk canım. Nasılsınız? İyi, sizleri sormalı. Biz de iyiyiz. Masayı nasıl buldunuz? Dediği gibi Merve'nin masasına göre sade bir masa. Peki Merve'nin bıçağı eleştirmesine ne diyorsun? Kısasa kısa seziyor musun? Vallahi şöyle bir şey ben de bir yorum atayım. İsmini vermeyeyim. Yıllar önce ben de bir set aldım. O set hatalı çıkmış biliyor musun? Ve değiştiremedim. Ne kadar silersen sil o lekeleri gitmiyor. Ne kadar silersem sileyim sanki... Allah başka ders deval vermesin inşallah. Evet, Allah yani ben onu o kadar takılmıyorum. Şeye Merve'nin dediği gibi dün şimdi Merve bugün birden bir şey giriş yaptı. Bugün ikinin intikamını alacak Rabia Dono gibime geliyor. Yani göreceğiz. Ha, öyle yani, bir enerji var ya. Yani. Göreceğiz. Bir de şey... ben de domates çorbası için şey diyeceğim. Mevsimi olmamasına rağmen iyi cesaret ettin. Çünkü neden yapılabilir mi? Peki bilmiyorum. Cesaret nedir burada? Bana bir anlatabilir misiniz? Şimdi... Hani bulunmayacak bir şeyi mi buldun? Hayır. Domates bu mevsimde zor bulunuyor diye domates bulması mı riskli? Ben onu anlayamadım. Şimdi Kadir'cim mevsiminde her şey tadında güzel. Bazı şeyleri bile dondurucuya attıktan sonra tadı değişiyor. Şimdiki domateslerde hiç tat, renk yok. Peki göreceğiz bakalım. Geri kalan menüyü nasıl buluruz? Sizce incik pişmiş midir 2 saatin içinde? Pişmiştir ya. Pişmiştir. Pişmiştir. Peki. İnşallah pişmiştir. Hadi bakalım. Emine Hanım hoş geldiniz hoş. Tekrardan. Nasıl buldunuz masayı? Masayı biraz sade buldum. Ne yönden sade? Mesela bu arada sen de olabilirdi. Çok özür dilerim. Evet. Oturup dinlemeyeceksin burada. Sana yorum yapıyor ona göre puan vereceksin. Mutfakta bana açtın çeneyi şimdi onu açacaksın. Sıra burada hadi. Runner koyabilirdi. Ondan sonra şamdan olabilirdi. Belki yağ, sirke olabilirdi sofrada. Koymamasının sebebi neymiş? Evet Rabia niye bir runner sevmedin masana? Ben sade istedim çünkü örtümün üstünde runner olmasını istemedim. Çünkü runner'lık bir desen var ortada. Ama fazla sade olmuş yani. Ya ben belli sade olmuyor. Yüzünüze çarpıyor mu runner deseni yani? Hayır. Zaten yok, masanın kendi örtüsü. Runner'ın deseni, runner deseni yok ki masanın. Kendi evet. Örtüsü. Ya ben sade runner gibi gelmiyor. Sofrası olduğu tabii için ki. Daha güzel olabilir. Ya, belki. Yani. Ben sadelikten yana olduğumdan dolayı. Peki menü için ne diyorsun? Menü için ben şey diyorum, domates çorbası bence uygun değil. Yani onu tutturabilmek, inşallah tutturmuşsunuzdur. Onu öyle göreceğiz diye. Bakalım lezzetinde evet. Ama yani bu mevsimde domates çorbası seçmesi senin için doğru bir seçim. Bence doğru değil. Doğru değil. Peki hanımları risk almış demesine ne diyorsun Merve'nin, Özden Hanım'ın? Yani bence bilmiyorum. Mantıklı bir yorum. Mantıklı bir yorum değil. Hayır ama risk almamış. Ama şimdi yapılmaz yani. Ama şimdi dedin ya doğru evet. Değil. Biz de onu savunduk. Doğru değil hayır, yani. Hayır ondan sonrasında hani tebrik ediyorum falan dediniz ya. Domatesler taş gibi. Ya. Yani her zaman sebze var ama domatesler taş gibi o rengi evet, olmaz. Renk yazın olmaz. Olan o rengi tutturamazsın. Salça olmadığı için. Yani yok renk Merve Hanım tebrik etti ama tebrik ederim dedi yani. Ama eğer... o anlamda değil hani. Aynı anlamda. Şöyle şimdi domatesi yaptı. Evet. Yazın yaptığımız bir domates çorbasıyla şimdi yaptığımız domates çorbasının tadı asla birbirini tutmayacak. Tebrik
açısından değil bu benim söylediğim. Yok ama söylediğim. Sen az önce öyle söyledin hani ki. Hani riske atmış, hani riskli bir çorbaya girişmiş. Kendisi közledim, ettim hani diyor ya bayan. Ama tadına baktığımız zaman da hani o köz tadını alabilecek miyiz? O kışın olduğu domates bize yansıtabilecek mi veya yazın tadını mı verecek onu göreceğiz. Yani yedikten sonra bu şu an için değil. Peki Emine, dün Merve'nin menüsü mü daha ağırdı, bugün Rabia'nın menüsü? Biliyorsun ki dün Rabia Merve'ye 2 puan verdi. Evet, aynen. Biraz dikkatleri üzerine çekti. Merve bugün ona karşı çok ümitli geldi. Yani her şeyin kusursuz olmasını istiyordu çünkü evet. Öyle söylemişti. Ya Rabia Hanım'ın menüsü daha ağır ama hepsi birbirinden farklı farklı. Yani birbirine uygun olmamış bence menü. Ağır ama uyumsuz. Ağır ama uyumsuz. Merve evet. Sen ne düşünüyorsun ağırlık konusunda? Menünden daha ağır bir menüyle çıktı mı karşına? Yani şöyle söyleyeyim, menü baktığınız zaman uyumsuz gidiyor zaten. Birbirini tamamlamıyor. Sadece... Neresi uyumlu? Kuru dolmanın yanına mantarlı bir meze yapıyorsunuz. Yoğurtlu ama bunun yanına zaten tamam. Yoğurtlu ama sonra da patates topları yapıyorsunuz. Yani. Patates topu. Yani o patates topu ne alaka? Şöyle söyleyeyim. Kızartma yapmak isterim. Böyle hani çıtırlık olsun yanında. Birine de kuru dolma. Yanına zaten en fazla yoğurt yakışır mı zaten? Tamam. Yoğurtluya bir şey demiyorum ama patates topu gereksiz. Hani bana göre olmasa da olur. İkisi yanında. De nişasta. Tabii ki. Baktığınız evet. Zaman. Hani peki Merve dün senin çorban geldiğinde bu çorba çok ağır. Yersek şişeriz. Devamını nasıl getireceğiz dediler. Ve bugün 3 çeşit ara sıcak var. Evet. Ama şu ana kadar hiç kimseden ara sıcak çok biz bundan tıkanırız doyarız gibi bir şey duymadım. Yani şimdi patates topunu yiyeceğiz. Patates. Bu bize ufaktan bir tıkayacak. Kuru dolmanın içinde pirinç var. O da tıkayacak. Sonra yoğurtlu mantar yiyeceğiz. Onu hafifleteceğiz mi midemizde? O da olmayacak. Evet, bir sor bakalım Özden Hanım'a. Bu şey şişmeyecek miymiş ara sıcaklarla ya da Emine Hanım'a bir sor. Yani Emine Hanım'a dün çorba sizi doyuruyordu. Şişmeyeceğiz mi? Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ana yemeği beklerken ara yemek zaten çeşitli olan bir şeydir. Mantıklı mı bu düşüncesi? Davet sofrasına uygun mu? 3 çeşit ara sıcak. İsteyen istediğini koyar Kadir Bey, bilemem yani ben o kadar koymayacağım için ne desem yalan olur yani. Ben Özden Hanım şunu söyleyeyim mi? Belki ben bir tane koyacağım, şimdi kızı niye eleştireyim bu konuda şimdi yani. Şimdi Emine Hanım, siz bugün onu eleştirmezsiniz tabii ama o yarın bir gün ben 3 çeşitle yaptım, siz bir çeşitle önüme çıktınız diye sizi vurduğunda bilmiyorum artık neler olur. Emine Hanım sizin gününüzde biraz hazıra kaçacağınızı düşünüyormuş. Neden böyle bir düşüncem var Emine? Dün hamur açamıyorum dedi diye evet, mi? Evet, kendisi de öyle söyledi. Hazıra ben... kaçacağım evet. Yani yalan yok, nazır hazırdan kastınız mesela. Yani daha paket kolay. Paket çorba mı? O kadar da değil Kadir Bey. Yani en kötü biz kavanoz garnitüre evet. Alışkınız hazırda. Daha hazırı. Ben diyorum ki çalışın genç kızlar. Ben en son ağır ağır öyle kendime göre kolay kendi kolay. Kendi kendime şeyle, pişer yemek. Yani kendi kendime. Kendimizi doyuracak gönderecek. Aç göndermeyeceğim. Aa, sağ ol. Yok her türlü doyuyoruz zaten. Tabii. Şimdi bir de Emineciğim. Evet. Dün de tekrarladım ben bunu Merve'nin şeyinde. Kız el açması börek yapmıştı. Lezzetli miydi? Değildi. Al bir hazır yufkadan sar. Belki de ondan çok daha lezzetli olacak. İçindeki malzeme ama ve... Ama sonuçta emeği de var. Emeği var ama yani ben hazır da olsa lezzete bakarım. Hazır çorbayı kastetmiyorum. Lezzete de bakarız ama sonuçta emeğe de bakılmalı yani. Emeğe de bakıyorsun zaten. O zaman Emine dün 4 puanı neye verdi? Ben vermedim. Hayır, Emine neye verdi o zaman eğer börek olmamışsa... Yani el açması börek de dahi ama olmamıştı bak, diyor. O bir puanı ben dedim ya ıspanağı ağızda hani evet. Daha eşit daha saydım. Belki de 4 alacaktı benden. Eşit bir şekilde daha saydı. Ona rağmen Emine'den 4 puan aldı. Onu Emine söylesin, ben karışmam Emine'nin yani puanına. Ben hak ettiğini düşünüyorum puanını. Ama Rabia dün 2 puan verdi. Evet. Hem böreğin içinin kuru olduğunu söyleyip hem ıspanağın az olduğunu söylediklerine rağmen... Yani 4 puan verdiler. Bugün bu masada da o kadar bonkör olacaklarını düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Niye? Yani ön yargılı olarak geldiler zaten. Hani ben yemekleri iyi eleştirdiğimi düşündüğüm için daha böyle üst seviyeden bakacaklar her şeye. Dün böyle. Masada en iyi yemek yorumu yapan sen miydin kendince? Kendimce bendim evet. Evet Yeliz Hanım. Dün size göre masadaki en iyi yemek yorumunu yapan Rabia Hanım mıydı? O yüzden mi 2 puan bazı, verdi? Bazı yorumları yerindeydi. Onu kabul ediyorum zaten. Ama sadece masa konusunda çok irdelemesi, ondan ben rahatsız oldum. Hani işte en ufak bir tozdan şu an görüyorum masasını son dakika yetiştirmiş. Hatta neredeyse yetişmeyecekmiş gibi görünüyor. Ne açıdan? Ya nasıl anladın bunu? Yani düzenli değil. Nasıl değil? Daha ne kadar düzenli yapabilir? Yani öyle atılmış gibi duruyor. Peki menü olarak ne diyorsunuz?
Menü başlangıcı mevsime uygun olmadığı için bilmiyorum nasıl yapacaksın, rengini nasıl tutturacaksın, rengi kıvamı çok önemli. Ben tercih etmezdim. Peki az önce dedi ya hani meze çeşidi olarak düşündüm 3 çeşit evet, fazladan çeşit. Olsun diye mantıklı geldi mi sana açıklaması? Şimdi ara sıcakta 3 çeşit yapılabilir. Yani yapılabilir ama daha hafif. Yani daha böyle geçişi rahatlatacak, ana yemeğe daha hazırlayacak şeyler olabilir. Bu şimdi direkt mesela, kızartma yağlı yağlı onu yiyeceğiz. Ama o kadar yağlı olacağından... Şimdi sonuçta derin yağda kızarmış olacak. Patlıcan dolmalar da aynı şekilde bir ağır olacak. Yanında mantar da var zaten o da bir protein sayılır. Şiştiniz hepiniz ana yemeğe şimdi kalmadı. Ana yemeğe gelince de ana yemekte de zaten incik var. Yanında yine şehriyeli bir pilav var. Yani bayağı dolgun dolgun gitmiş olacağız. Şeyde de şehriye, orada da şehriye. Evet, dış kaplamada da şehriye var. Evet Rabia. Arpa var, birinde tel var yani. Ama biri şarkı var, var, biri de tel var. Çok. Ama ikisi de şehriye. Şehriye. İkisi de şehriye sonuçta. İçine bir çok şey giriyor, lezzet olarak. Hadi bakalım o zaman, gelsin de görelim. Evet, domates çorbasını bekliyoruz, buyurun. Evet, Emine Hanımcığım, dün masada yorumlarınızı yaptınız. Galiba yaptığınız yorumlar Merve Hanım'ı çok tatmin etmemiş ki. Evet. Emine, Merve Hanım sizi kendinize rakip görmüyor. Çok sessiz olduğu için dün masada hiç konuşamadım. Yani sana becerikli biri gibi gelmedi mi? Sessiz olabilir ama yaptığı yorumlara baktığında bu kadının damak lezzeti var, yemekten anlıyor demedin mi? Yani o dün için bir şey diyemedim. Çünkü tanıyamadım Emine Hanım'ı konuşması. Çok hafif geride kalaraktan konuştu. Yemek bilgisi, yani nasıl tanıyamadın Emine'yi? Yani şöyle yemekleri evet yorumladı. Kısa ve öz yaptı kendisi. Hani böyle detaylı olarak bir anlatım olmadığı için. Hani bu Emine'nin yemek bilgisi nasıl olduğunu mu gösteriyor? Yani bana göre biraz az gelmiş oldu. Öyle peki, diyeyim. Peki az yemek bilgisiyle mi sana 4 puan verdi? Yani tadım tadlara göre verdi. Hani benim yaptığım yemeklere göre zaten verdi. Evet Emine tatlı ne diyorsun? Verdi. Şu yani an böyle hani fazla konuşarak, kelimeleri süsleyerek konuşmak iyi bilgiye sahip olduğunu göstermiyor bence. Masada bazen var mı öyle kelimeleri süsleyen? Yani illaki vardır. Kimdir kendim mesela? Ya o da bana kalsın. Bana mı çarptın o lafı? Hayır, aldırmak istiyorum. Nasıl size söylemedim. Kelimeleri süsleyen sen misin Özden hiç abla? Hiç süslemem ben Dandan. Hiç öyle süsleme huyum yok. Hakkı neyse onu söylerim. Evet. Bana göre sessiz kalması yemek bilgisiyle alakalı değil. Tamamen ben çekinerek o şekilde davrandığını düşünüyorum. Bugün daha iyi yorumlar bekliyorum kendisinden. En azından açıldığını düşünüyorum birazcık. Peki Merve'nin öyle düşünmesine ne diyorsun? İşte. Yani Merve çekindiğini düşünmüyor da neden yemek bilgisinin az olduğunu düşünüyor? Yani şu, o an yanında ben vardım. O tam karşıdan onu sezinleyememiş olabilir. Dün Emine Özden ablanın karşısına oturdun ya. Evet. Özden abla bugün açıkçası seni karşısında görmek istememiş. Yani bunun sebebi dünkü bu baygın oturuşun, baygın konuşman seni darladı mı? Aslında o benim tam karşımda değildi. Yine karşılıklıydı. Çaprazındaydı. Çaprazımdaydı. Karşı taraftaydı. Karşı karşıya olmamamıza rağmen Emine dün masada yoktu. Yani vardım ben. Yoktu. Vardım yani. Yani Emine'nin yerine ben konuştum daha çok dün. Baydı derken böyle yorum da yani bence çok hoş olmadı. Hayır yoktum masada. Vardım bence siz görmemiştiniz ya da görmek istemiyorsunuz. Ama niye hiçbir yani konuya Emine'nin girmedi? Emine'nin masada olması size girdim, rahatsızlık mı verdi? Yaptım. Ama hiçbir konuya girmedi. Tamam ilk günün heyecanı diyelim. İlk günün heyecanıyla şey yaptı. Bugün daha iyi. Bugün biraz daha kendine gelmiş. Yani dün Emine Özden Hanım'ın enerjisini emdi o zaman. Aynen. Ama bazen susmak yani bence boş konuşmaktan hayır, daha güzel. Hayır dedim şeyin sonuna kadar böyle gidersek zor geçecek diye düşündüm. Bence de öyle düşünüyorum. Hani masada boş konuşmadan kastın nedir genel Emine? Genel olarak diyorum hani kendim madem ben sessizmişim hani bazen susmak bence boş konuşmaktan daha güzeldir. Peki afiyet olsun herkese hadi bakalım buyurun, domates çorbalarımız geldi. Evet, Yeliz Hanım'dan başlayalım. Nasıl buldunuz domates çorbasını? Oldukça ekşi olmuş, domatesinden kaynaklı. Dediğim gibi mevsimi olmamasının sebebi bu. Yoğun bir pütürlük var. Sanırım domateslerinizin ya da içine biber mi koydunuz bilmiyorum. Kabukları soyulmamış, yuvarlanmış şekilde küçük küçük parçaları var içerisinde. Tam Rabia'ya bakarak söyle hepsini. Şöyle gösterebilirim hatta isterseniz. Kabukları böyle kürdan gibi içerisinde birikmiş. Dediğim gibi biraz daha pürüzsüz olmasını beklerdim. Renk vermek için domatesi fazla kullandınız galiba o yüzden ekşi olmuş. Hani bağlamak için ne kullandınız onun tadını alamıyorum. Ekşiliğinden
İçindeki ne baharatın, zaten tuzu da biraz hafif. Az geldi bana. Yani şöyle söyleyeyim, pürüzüne evet katılıyorum ama kabuklarını soydum. Evet. Bunlar nedir o zaman? Şu gördüğüm kabuk yuvarlanmış, hani fitil gibi olmuş içerisinde. Belki biberden kaynaklanan kabuklardır. Bunu domatesten ziyade daha çok biber tadı geliyor zaten. Ha. Sanmıyorum. Tamamıyla domatesin ekşilik... tadının önüne mi geçmiş? Evet, domatesin sadece verdiği ekşilik var. Bence ekşilik ama tat olarak biberin tadı daha çok geliyor. Bence hiç öyle değil. Yani gayet size ekşi öyle olmuş. Yani domatesin ekşiliği. Zaten şöyle söyleyeyim, domatesin ekşiliğinden dolayı köpük köpük duruyor çorba. Ekşilik yok ama bana öyle bir tat gelmedi. Çünkü ekşiliği bağlamak için şeker kullandım hani hafifletmek için ki bence hiç ekşilik bile kalmamış. Yani kalmadıysa Yeliz nereden aldı bu ekşiliği? Diğer arkadaşları da dinleyeceğiz ama bana gayet ekşi geldi. Yani. Peki beğenmediniz anladığım kadarıyla çorbayı. Maalesef. Afiyet olsun. Beğenemedim. Rabia'cığım içinde neler var bunun? Kaşar koydum. Bak onu geç, ana şey. He, domates, biber, soğan, sarımsak var. O zaman tamam. Neden sordum biliyor musun? Samsağın kabuğuydu demek ki. Ağzıma geldi demin. Ya ben makineden gibi... geçirdim ama makine sıkıntısı da yaşadım. Tamam o zaman. Büyük mü geldi bakayım? Yok böyle parçalar geldi ağzıma da dedim ne plastik ama midir nedir bu? O kadar da blenderdan geçti. Evet. Sen samsağı kabuklu mu attın içine? Yok demek ki kaçmış gözünden. Ben de deminden beri peçeteye alıyorum. Böyle pütürlü bir şeyler geliyor. Acaba dedim ne var içinde hani bilmediğimiz. Samsak kabuğu. O zaman samsak kabuğu. O kadar makineyi de vurduk ama ben son dakika yine vurdum ama makinenin biraz... Soyarken demek ki bazı yerinde kalmış. Peki Yeliz Hanım'a katılıyor musunuz? Size de ekşilik geldi mi? Ekşi bir de pütürlü. Evet pütürlüğü katılıyorum ben de. Pütürlük. Sen bunu un kavurdun mu? Kavurdum. Pütürlüğü bunun neden geldi? Ben de yapıyorum normalde. Diyorum ya makinede bir sıkıntı yaşadım. Çünkü ben çok yaparım ben bunu da işte böyle benim... pütürlü olmuyor. Ama Yeliz Hanım hani un topağı gibi değil de köpük köpük diyor. Köpük köpük evet bir köpürme var çorbada. Siz de iyice bir bakın. Köpürlük köpük köpük ya diyor. Zaten pütürlükler var ama yani bir köpürme var çorbada. Hani ya böyle... O kaynadıktan sonra oldu bence yani. Yok kaynamayla alakası olduğunu düşünmüyorum. Tamamen ekşiyle alakalı. Ekşiyle alakalı. Bir yemek bile dışarıda. Kullanmadım. Yani bu şu anda gerçek bir domates çorbası. Değil. Zaten domatesin sadece ekşisi geliyor. Biber tadı daha baskın. Yani dediğim gibi pürüzlü olması Özlem zaten en başta. Köz tadı alıyor musun? Köz tadı geldi. Köz tadını aldım. Şey gibi olmuş değil mi? Bebek maması gibi böyle. Lapa. Ama o kaşardan belki hani böyle karışıyor. Yok çorba direkt lapa. Zaten kaşar, ilk etapta pürüzlü yerken... olması olayı bitirdi. Ama tadı lezzeti bence yerinde. Keşke robottan çekmek yerine yani domateslerinizi rendeleyerek iyice rendeleyerek şey yapsaydınız. Kapıyı birbirinize közlediyseniz onu da böyle bir rendeden geçirerek yapsaydınız. Bu kadar şey olmazdı. Gibi tadına lezzetine bence sıkıntı yok. Yani çok ekşi. Ekşilik size göre gelmiştir ama ben hiç alamadım. Özden abla dün nerede bu çorbayı yapsaydı Rabia beğenir miydi sence? Kafama asla beğenmezdi. Ya pardon. Bir verirdi. Bir. Rabia. Tabii ki net. Merve'nin çorbası nerede? Kadir Bey işte deminki dediğimiz konu bu. Bunu yazın yapsa bu ekşilik olmaz. Çünkü domateslerin aynen. Şu an mevsiminde olmayan şeyi ekşilikten ziyade kıvamını da beğenmediniz. Bir de kıvamı da yani. Ama ekşilik ondan geliyor biliyor musunuz? Rengini yakalayabilmek için biraz fazla kullanmış olabilir. Hem domatesi hem biberi. Hayır aslında tam kıvamında tam yani adet şeklinde kullandım. Ben rengili değil. Tamamen ekşi ve... Peki Merve Hanım'a gelelim. Evet Merve Hanımcığım dün çorbanıza sırf üstündeki o kabuk içine kaçmış ya da yağ görüntüsü var diye Rabia Hanım puan vermedi. Aynen. Ve bugün önünüze bu çorbayı çıkardı. Beklediğiniz çorba bu muydu? Asla. Yeni bebekler yeni tadıma başlar ya ufak tefek çorba verirsiniz. Pütürlü. Yani yok hayır bebekler için mesela ufak vermek için pütürlü. Meyve pütürlü. Gibi. Aynen öyle. Rabia, tadımlık. Şu an çorban domates çorbası dışında her şeye benzetildi. Çocuk çorbası gibi. Yani bu bebeğe verilmez bebeği mahveder. Yok öyle yeni söyleyeyim. Hani böyle pütürlü bir şeye çocuğum. Alışması için yeni verilecek kıvamda. Artı domatesler zaten çiğ kalmış. Kıtır kıtır geliyor ağza. Bir şeyler geldi evet tabii, ama çıt, fark çıt, edemedim çıt ne yapıyor. Oldu hayır. Onu. Köpürmesi de zaten Yeliz Hanım'ın dediği gibi ekşiliğinden. Ama yani Rabia bu bildiğiniz lapa. Hani tadında bir problem yok. Ona göre yok işte. Çünkü savunmak zorunda kendi çorbası. Ama hayır, bu tamamen bakın, lapa. Size katılıyorum. Pürüzlük konusunda evet. Ters süzgeçten geçirebilirdim. Madem robotu bozuldu. Geçirebilirdin. Size bildiğim bir süzgeç varsa. İşte ama işte bunları temin etmeniz gerekiyor. Peki sen köfte aldın mı? Ben ilk önce biber çorbası gibi aldım. Yani sanki biber çorbası içiyormuşum gibi hissettim. Yani domates yok. Peki zaten... biberi bu kadar koymandaki sebep neydi? Biberi bu kadar çok koymadım. Aksine domatesi daha çok koydum.
Renk yakalamak için göre, miydi? Hayır, renk yakalamak için değildi. Krema da koymadınız değil mi? Yok, süt koydum. İşte krema da koymanız gerekiyor. Normal domates çorbasına krema da konulur. Yok. Yani salça tabii kremalı asla konmaz. Kremalı da yapan var ama sütlü de yapan var. Domates yani çorbası krema. Krema koysaydı bu ekşiliğini alır mıydı? Ekşiliğini almazdı. Bu çorba almazdı. Ama normal bir domates çorbası yapsaydı ki bununki domatesi geçmiş, başka bir boyuta gitmiş. Rabia, bir şey diye bebek maması olmuş. Lapa bildiniz lapa. Böyle yorumlar bekliyor muydun sen? Yine bugün bebek maması demeyelim, gerçekten bebeğe verilmez yani. Ne diyorsun? Sence biraz abartılıyor mu çorbanın ekşiliği? Yani ben iki kaşık içtim, iki üç kaşık. Sonra hanımları izledim. Hiç yüzlerinde ekşime yoktu. Hepimize baktın mı? Hepimizi gözledi. Güzel, maşallah. Bugün de hani sen dün verilen dörtlere bir karşı çıktın ya, bir sesin yükseldi. Evet. Bugün ona göre tepki gösteriyorlar. Ben onu zaten fark ediyorum. Peki Emine Hanım'a gelelim. Ben akışkan değil. Bir de böyle görüntüsü ezogelin çorbasına benziyor. Tadı da melemen gibi. Gerçekten bak böyle. Melemen tadı yorum yapar, güzel yapar. Tuttum gerçekten. Banyoyla yumurta kristine. Gerçekten öyle benziyor. Ezogelin görüntülü melemen tatlı çorba. Yani ama bunu başarmak çok önemli bir şey yani. Evet, o da büyük başarı. Hem o görüntüyü hem o tadı tutturmak. Evet. Bu domates çorbası değil. Yok, değil bu. Kadir Bey, bundan sonra ben de en son konuşacağım. Bak herkes konuştu konuştu. Eminem en güzel şeyi yaptı. Hepinizi aldı. Eledi. Ama size söylediklerinizi söylemedim sana. Mene. Ama melemen gibi gerçekten. Tadını ilk yediğimde ona benzettim. Evet. Çok özür dilerim. Göz tadı da yok bence. Merve Hanım'a şimdi sormak istiyorum. Emine'nin yaptığı yorumdan Emine'nin yemek birisi olduğunu çıkarttın mı sen yani şimdi? Yani şu an evet, sesi açılmaya başladı zaten Emine Hanım. Ben buradayım demeye başladım. Zaten sesi ama, bir boş konuşmaktansa diye böyle bir açıldı. Geldi o kendine. Herkesi dinleyip gözlemliyorum ondan sonra. Emine demek ki sinirlenince konuşuyor. Ya da böyle artık kendini bir rahat hissediyor artık şu an. Tamamım diyor. Canım, artık masamızdayız. Peki buna yumurta kırsan yenir mi? Yumurta kırsan yer mi? Cidden bak buna yumurta kırsan bile yenmez. Bence yenmez yani. Bunun asidi yumurtayı yani da pişirir hatta. Bence bir de domatesleri blenderda çekmiş herhalde, o yüzden köpüldü. Rabia, şahsen şunu açık söyleyeceğim. Yani ben böyle bir yarışmaya katılsam, kalksam mutfakta 2 saatin içinde uğraşsam, çorbamı ortaya çıkarsam ve bana kalksa deseler ki yumurta bile kırsan yenmez bunun içine, ben kendimi çok kötü hissederim. Yani bilmiyorum, ekran karşısındayım, emek vermişim. Yani ben çorbası içilmeyecek bir adam mıyım? Kalkıp bana yarışmacı arkadaşım yumurta kırsan bile yenmez dedi. Yani o zaman bu kışlık bir domates sosu bile değil. Ama sen gayet sakin karşıladın. Sen de mi olmadığını anladın? O yüzden mi bu kadar tepkisizsin? Benim zaten istediğim bu değildi. Kabul ediyorum. Ama tadında... Niye peki istediğini yapmadın ya da yapamadın? Problem neydi? Yapamadım yani. O anki heyecanıma yenik düştüm. Yapamadım. Ama tadında bir sıkıntı olduğunu düşünme. Evet, pütürlüğüne, içindeki kabukların gözükmesinde katılıyorum ama tadında şey yok, lezzetli bence. Peki. Yani şöyle, bugün yarışma var diye mi bunu böyle yaptın? Normal zamanda da mı aynısını yapıyorsun? Yok. Bugün heyecandan dolayı mı böyle heyecandan oldu? Heyecandan dolayı. Yani hep mi böyle yapıyorsun? Şimdi kalkıp sana derler ki ben normalde de evet böyle köpük köpük ekşi yapıyorum. Ne bileyim, belki böyle yapıyordur, bilemem ki. Hiç yani her olmuyordu zaman yaptığı böyle ben mi? Ben programda zaten bu yemekleri asla normalde de böyle yaptıklarını görmedim. Kime sorsam asla normalde böyle oldu. Normalde asla böyle oldu. Ama kiminin de elinin ayarı öyledir, biliyor musunuz? Hani... Öyleyse bile itiraf etmiyorlar yani. Kimse gerçeği söylemiyor. Yok, ben böyle yapmıyorum. Aksine daha kırmızı oluyor. Çünkü ayrı bir tencerede kırmızı biber kaynatıp ya da domatesin kabuğunu ayrı bir rendeden geçirip renkli yapıyorum. Peki neden dün Merve'nin çorbasında o beyazlıkları gördüğünde Merve'nin heyecana kapıldığını düşünmedin? Ama Merve? Şöyle, şimdi dün eğer ki bende bu çorba olsaydı direkt diyeceğim bu şu olurdu. Senin hani benim görüşüm bu bildiğin lapa. Yani benim dediğimi derdin. Baktığın Merve zaman. Açık soracağım. Çorbanın böyle gelmesine sevindin mi? Yok, sevinme değil ama çok dün iddialı, ben işte böyle yapmıyorum, ben böyle etmiyorum dedi. Lapa ben hiç oldu. Öyle demedim ama. Yok, böyle ben de yapıyorum böyle çorbayı. Ben de benim çorbamdan yola çıkarak ben de böyle içiyorum dediniz. Hani bu şekilde yapıyorum dediniz ama. Beğenmiyormuş havaları tabii, tabii mı vardı? Direkt dün o şekilde hayır, vardı. Hani, siz yanlış anlamışsınız mesele. Ben olanı zaten söyledim. Olmayanı zaten açık açık söyledim. Direkt siz böyle nasıl yaptınız hani. Siz nasıl? Ben orada söylerim. Dedim ki bunun içinde bir şeyler var dedim. Acaba yoğurt keseyim mi dedim, yoksa etin yağları mı ya da un mu dedim. Peki ellerine sağlık. Yani. Maalesef ki domates çorbası olmamış. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle. Evet, şöyle vereyim tabağımızı. 3 çeşit arasacağımızı bekliyoruz efendim. Rabia'cığım sen
senden de biraz enerji bekliyorum. Tabii, hadi enerji. Yorgunluğumuzu atalım. Ben kaşıkta tekrardan alayım. Ara sıcaklarımız yoğurtlu mantar mezemiz vardı. Onun yanında patates toplarımız var. Bir de tabii ki de sofraların vazgeçilmesi kuru dolmamız. Hadi bakalım. Rabia Hanım, çorba yorumlarına ne diyorsunuz? Ya çorbam içim elemen gibi değildi ya. Ya çok abartıyorlar. Tadı tuzu yerindeydi. Ekşilik bence onları yani çok abartıyorlar, puan vermemek için yapıyor her şeyi. Siz dün çok iddialı olmasaydınız bugün böyle yorumlar yaparlar mıydı? Hayır. Dün ben çok konuştuğum için bu kadar geliyorlar. Çok yüksek beklemişler bence ama ben doğru olanları söylediğim için. Zaten Yeliz Hanım da kabul etti. Doğru yorumlar var dedi. Ya var dedi ama yani işte öyle de tepki göstermedi. Kendisi de kendi gününü düşünüyor. Madem sizin yorumlarınızı doğru buldu, nasıl oldu da siz iki verirken o dört verdi? Hem oynuyor diyor ama kendi gününe göre yapıyor her şeyi. Alttan alttan yürüyorlar. Peki bu ara sıcaklarla rakiplerinizin ağızlarını kapatabilecek misiniz? Kapatabileceğim. Ara sıcaklarımın hepsi çok güzel oldu. Lezzetlerine güveniyorum. Tamam, çorbamda sıkıntı yaşamış olabilirim ama lezzeti güzeldi. Kendileri yani bilmesi gerekiyor artık her şeyi. Özden abla, senin böyle bir genel bir tavrın var ya, böyle çok şeye takılmam, hani siz çok detaycısınız tarzı. O biraz Yeliz Hanım'ı rahatsız ediyormuş. Neden seni rahatsız etti Özden Hanım'ın o her şeye takılmam tavrı? Yani ben temizlik konusunda biraz takıntılıyım açıkçası. Hani hijyene önem vermelerini bekliyorum herkesin. Sizin bu bardağı çatalı eleştirmenizden Özden Hanım'ın rahatsız olması? Özen göstermesini isterim, o yüzden eleştirdim. Hani özenmeyeceği şeyini çıkarıyorum buradan, anlamını çıkarıyorum. Yani Özden ablanın gününde aman bardağı çatala takılmayın, olabilir lekeli falan diye geçiştireceğini mi düşünüyorsun? Yani öyle yaparsa üzülürüm açıkçası. Özden yani abla öyle bir şey, hava yaratmışsın ama ortada. Gelecek görecek. Dün de mesela Rabia'ya eleştiri yapmıştın. Hani neden bu kadar çok takılıyorsunuz, gereksiz? Oradan galiba bunları çıkardın. Aynen öyle. Yani ben mesela şu anki ufak tefek olan tozlar oluyor ya, ona ben de takılmam. Ama şöyle isterim, servis esnasında bir silinmesini isterim. Açıkçası. Yani sizin yorumlarınız abartı temizlik değil mi? Eleştirdikleriniz yani, temizlik konusunda. Abartı bulmuyorum. Olması gerektiği gibi. Özden Hanım, Yeliz Hanım'a var mı cevabınız? Yeni evlendiğimde eşim böyle, tabii tanımıyoruz birbirimizi, yabancıyız. Çatalı bıçağı alır böyle incelerdi. Hiç kimsenin elinden bugüne kadar asla ve asla yemek yememiş. O kadar titiz bir insandım ki yaş gittikçe bu kayboluyor. Eski gençliğin enerjinin verdiği o enerji yok. Kimsenin elinden yemek yememiş, yani yabancı tanımadığında hiç mı? Asla yemez. Kimsenin evinde kek dahi yemez. Öyle bir adam. Misafirler gelecek mesela, çok gelen olurdu. Çocukla aynı yaşta olduğumuz insanlar. Mesela ortada ben çok cıncık bıncık seven bir insanım. Renkli kişiliğim var zaten, fark ettiyseniz. Evet. Ay şunu alalım Özden Hanımcığım, kırarlar şunu. Abi bakıyorum ev çırçıplak. Ya sen benim niye objelerimi elliyorsun ki? Sen önce çocuğunu eğit. Benim çocuğum benim yanımdan kalkamazdı. Yemin ederim efsane. Benim objelerimi değil çocuğunu eğit. Ben de öyle ama. Aynen. Yani benim çocuklarım evet, da elinde çok börek öyle geziyor. Ay ben asla bisküvi vermiyorum çocuğuma. Sen niye benim evimde günde o yağlı şeyleri koltuğa peki sürüyorsun? Peki sinirlendiğin oluyor muydu bağırıp çağırıp? Yo, ben hoşlanmadığım zaman kalkıp gider misin diye. Aa, misafire. Aynen derim yani. Ben. Huzursuz olursan derim. Derim. O kadar iddia yapıp işte evinden gönderdiğiniz halde yaşınızı ilerlediğinde bunları daha relaks hale getirmez. O zaman bir eskilerin sözü var. Huy, can çıkar huy çıkmaz diye. Bunu çürütmüş mü oluyorsunuz? Yeliz'in çıkarttığı mesajı. Yani şimdi gençken eşinden vur 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 vur. Yaş 40'lara gittiğince nasılsın canım, nasılsın hayatım, hoş geldin. Bak ne kadar gide gide yumuşuyoruz değil mi? Çok değerli. Eşiniz ne iş yapıyordu? Asker. Asker, ooo. Emekli albaymış bu arada eniştem eşi. Eniştem nerede asker? Onlardan da ben yani bir zaten eniştem. Evde bir disiplin asker mevcut. Var. Aynen. Yani eşi zaten tertipli, düzenli. Yani öyle bir evde zaten Özden Hanım istese de çok fazla salamazdı diye düşünüyorum çocukları. Şimdi çoğunlukla ben büyük ablam da eniştem baba gibi bilirim. Bu arada siz lütfen yemeklerinizin tadına bakın, bir yandan da soğumasın. Misafir kabul ettiği zaman ablam bana şey derdi, Özden sakın ablacığım sakın. Çünkü o çocukların günlerce temizlik yapmışım, şey yapmışım, ellerini sürmesi şey geliyor yani bana. Almış müzik setini,
dın dın tak tak mıknatıslı onlar biliyorsunuz eski. He çıt çıt canlı çıtlı. Olanlar biliyor uzun namazına. Çıt çıt anne orada dağılmış ha 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 hi 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 gün muhabbet sohbet. Ben gittiğim yerde burada yemek yiyorum değil mi hep çocuğum gözümdedir. Şey gözüm çocuktadır benim. Salmıyorsun yani. Hayır. Mesela ilk önce tabak geldiğinde yanımdaysa çocuğum kendi tabağımdan yediririm. Kalırsa ona ek yaptırırım. İşte benim de beklediğim anne profili sizsiniz yani. Misafirlikte ama maalesef öyle olmuyor. Yok, hiç hoşlanmam. Anca oturdukları yerden paruk yapma. Yok. Sonra misafirlerin çocuklarını aldım, mutfağa topladım, onları divana dizdim. Oturun buraya dedim, sakın buradan kalkmayın. Anneleri diyor ki, aa bizim çocuklar ne kadar sessiz. Çıksınlar bakayım mutfakta. Evet, Emine senden ilk yorumu alayım. Sonra diyorlar ya, bizden aldığı yorumlarla ilerliyor diye buyur. Ben geçe kaldım ya, sonra şey yapayım. Yoğurtlu meze, mantarı güzel ama bunu çok beğenemedim yani. Bir de dereotunu falan çok koymuştun. Tuzu da birazcık eksik. Yani belki ben tuzsuz sevdiğimden ya da siz çok tuz sevdiğinizden... Biraz yani, az geldi bana ama. Bir de dereotu bayağı böyle büyük de geldi. Tam güzel doğranmamış. İnce mi kıyılmamış? Evet. İnce doğradım ama. Peki mantarla dereotunu mu uyduramadın? Yani problem nedir yok, orada? Yok güzel ama çok fazla koymuş. Dereotunu fazla koymuş. Bulmuş yani. Evet. Dereotu doğranmamış, da... ikiye bölünüp atılmış gibi. Vallahi o kadar doğranmamış. Şu an geliyor yani, bayağı şeyle, gövdesiyle birlikte yani. Aa! Şeyle değil. Tabii de çekti. Yani bütün vücuduyla burada sanma. Maşallah. Çok aradım. Çalıştı gibi. Evet. Olabilir canım, heyecandan. Bıçak kesmemiş. He. Normalde hani böyle dereotunu iyice kurutup bıçak makasları daha iyi kırparız yani şeyleri gelsin sadece. Yok. Kız bu patlıcanı bayağı tutturdun mu sen ne yaptın? Güzel olmuş mu? Yanmış. Güzel olmuş da bazı yerleri yanmış. Kızarmış. Tutturmadım. Kızarmış mı? Tamam yorumumu. Yoksa güzel. Peki Emine Hanım'a gelmek istiyorum. Evet. Ara sıcağın içinde uyumsuz bir şey var mı? Evet bu patates kızartılmış. Bu niye? Uyumsuz bence. Ya işte o da dolma yani sonuçta içinde pirinç var. Bunun da içinde patates var. İkisi de yani olmaz bence. Bir de dolma da çok iç harcı lezzetli gelmedi bana. Nasıl gelmedi? Daha ne kadar lezzetli olabilir ki? Bir de sumaklı suda beklettiniz mi sumağı? Tane sumağı. Sonra üstüne döktünüz mü? Ya ben sosumu yaptım. Sosumda nar ekşim var, limon var, hayır, suyum üzerine var. Üzerine ayrı yeter. Evet, suyun yaptım. İçine koyup yaptım. Evet mi? Yaptım. Ya bilmiyorum ama bu da çok güzel sanki böyle haşlanmamış gibi geldi biber. Haşlanmış daha ne kadar ama... pişebilebilir ki? Bunları bilmiyorum, zaten bu... maksimum 10 dakika. Bana... 10 dakikadan sonra kendileri biraz artık yok oluyorlar. Geldi. Yani bence sizin ağzınızda bir sıkıntı. Bunda ne vardı? Patates Doğru var. Abla. Ne benim? Patates. Başka? Şehir değil, galeta. Abi patates nerede? Nasıl patates nerede? Hayır, o yüz ifaden de öyle. Bu ne yiyorsun kız, ne ki bu? Zaten patatesi, patates o işte. Kadın tanımlayamadı ismi. Hayır, lezzetin içindekini tanımlayamadı. Patates olay yeri terk etmiş. Benimden şehri geçiyor, kıtır kıtır yiyorum. Öyle olmaz ama çok güzel. Yani ben onu sonuçta şehriye buladım ya, ağzına şehriye zaten. Zaten gelecek. Güzel ama lezzetli. Ne yapıyorsun? Patates olmamasına rağmen. Hayır Rabia'nın açıklaması da beni benden aldı. Sonuçta ben onu şiiriyeyi buladım. Yani. Galeta unu var içinde baharatlarla. Harmanlar. Ama patates yok olmuş. Nasıl yok olmuş? İçinde yok olmuş. Gerçekten çok yok patates. Çünkü unu çok fazla. Hmm. Lapa. Lapa. Evet. Dur Merve'den devam edelim. Başladı hazır. Evet bakın lapa. Lapa. Yani unu fazla kaçırmışsın yoğururken bence. Tuz da zaten eksik. Tamam her şeyler çıtır çıtır olmuş. Cips gibi olmuş tamam o okey. Ama lapa yani patatesin tadı yok. Un Merve, tadı var. Merve konuşma. Evet. Seninkinde patates gelmiş kızım. Bak bak. Bak. Siz de var. Konuşma dur. Ay tamam. Löpçük löpçük patates var içinde. Ama lapa yani şöyle bakın un tadı çok fazla. Bak benimkinin içi bomboş. Bildiğin şeyi top yapmışsın. Şehriye. Ya var baksana ya yok yok. Patates yok. Aradım İddia içinde. İddia mı ediyorsun kadın yok. Yok yok. Unu fazla. Şehriyi ben niye etsin. Buladım o zaman patates pul yoksa? Pul biber atmış, biraz karabiber koymuşsun galiba. Evet. Peki başka... lapa diyor, haşlanmış patates. Ama... Lapa değil. Ya haşlanmış patates... Fazla, unu fazla kaçmış. Ya bence de tam kıvamını ben çok beğendim. Yumurtanın sarısı yani tamam koyuyorsun göre... ama patatesin içine unu biraz fazla kaçmış. Yok ya. Zaten dolmalarda yanmış. Dolmanın kuru dolma evet pişmiş. Yani üstü patlıcanı pişmiş ama içerisinde çıtır çıtır gelen bir şeyler var. Yani pirinç belki biraz çiğ belki kalmış. Belki pirinçten kaynaklı ama hiç alakası altı, yok. Evet ben yanmış. O kadar kendi tabağıma didikledi diyorsunuz da ben kendimle özellikle didikliyorum. İçini dışını her tarafını ayrı ayrı yerim ama hiç kenar, bana gelmedi.
İşte size gelmedi, bana geldi. İşte aksilik olabiliyor bazen. Peki yanmışlığına ne diyorsun? Yanmış diyor. Kızarmış. Yok, bu bildiğin yanmış. Yanmış. Yani Yeliz Hanım'ınki evet, yanık bana bakıyor. Böyle karşılıklı birazcık muhabbet ediyoruz. Bakma sen ona. Ama sen çok bakma. O kadar yani yanık yok. Tadı verecek. Biber zaten pişmemiş. Sert biberin. Evet, yağı falan hani parlaması güzel. Bak, İçinin parlaması lezzeti şey. Nasıl baharatı aroması? Baharatı eksik. Yani eksik. Evet. Ne eksik mesela? Ne tadını ne alamadın içinde? Ekşisi gelmiyor fazlasıyla siz bana. Siz çorbayı ekşi buluyorlar, evet. Dolmayı tatlı buluyorlar. Ben bunu anlamadım ki ekşisi yani. Sizde gelmiyor. Bir sıkıntı mı rahatsızladınız acaba? Damak zevkiniz mi yok? İşte dün sizin yoktu, benim bugün yok. Çünkü damaktan geçim damağa şimdi fark edebiliyor. Mantara geleyim isterseniz de, mantarlar bu şekilde büyük büyük doğranmıyor. Ama bu, bunun özelliği bu. Ben içine bunu böyle, konur, üstüne hayır, konmaz. Hayır, içine konan da var değil mi? Üstüne konan da ben yani içine konanı ben tercih etmedim, üstüne koyayım dedim. Yoğurt süzme yoğurtu mu, normal yoğurt süzme mi? Yok. Ama normal yoğurt da koymuşsunuz. Hayır, koymadınız sadece mı? Süzme yok ve dereotu var. Ben hani süzme yoğurt tadını fazlasıyla hani alamadım böyle. Sadece hani normal yoğurt gibi süzme geldi. Yoğurt yani. Hani üstüne sos onu yapmışsınız. Onu ben yoğurdu üretmiyorum yani. Mesela evde yaptığım yoğurdu kullanırdım öyle. Yoğurdu da yapsaydım. Peki, mantarla limonlu suda beklettiniz mi? Hayır. Ama kararmış zaten. İşte bekletmeniz gerekiyor. Zaten ben bunu soğanla kavurduğum için kararacağım. Ama daha çok hayır. Hayır. Limonlu suda bir 5-10 dakika kadar. Bir hadi süreden dolayı 5 dakika. Ben tereyağı da koydum, kavurdum. Yok, 5 yani dakika kadar. Yani kavurmuşluğun rengi mi yoksa kararmış? Evet, kavurmuşluğun rengi. Kararmışsan mantar bence hiç görmemişsin. Yok, ben mantar çorbası da yapıyorum. Yani ama kararmıyor. Bembeyaz oluyor yani. Öyle diyeyim sana. Hiç kararmıyor. Ama, yok, 5 dakika limonlu suda bekletseydin mantar az bir şey. Mantar çok beyaz kalmadı aşkım ya. Ama yok, yani. Limonlu suda biraz bembeyaz duruyormuş. Kalmaz. Ama limonlu suda tuttuğunuz zaman, hafif de kavurduğunuz zaman kalıyor. Ay ben bunu bir deneyin isterseniz. Zeytin, önce zeytinyağlı soğanı kavurdum, sonra ekstra tereyağı attım, mantarı kavurdum. Yani bana göre kara. Ben öyle söyleyeyim. Yani ben benim yorumumu yapıyorum. Diğer arkadaşlarınkine bir şey diyemem tabii. Onların bence tercihi. Bence siz bahane diyorsunuz. Yok, bahane değil. Hayır. Ben iyiye iyi derim, kötüye kötü derim. Benim ben netimdir yani. Asla ya, bu öyle netlik değil ama yani süzme yoğurdun süzme olmadığını söylüyorsunuz. Hayır, bana şöyle söylüyorum. Size öyle gelmediyse ben tadını süzme yoğurt o yüzden ama sordum zaten size. Süzme yoğurt tadı yoğurt mu? Ama süzme yoğurt tadı gelmedi bana. Nasıl süzme yoğurt gelmedi? Daha bir koyu olur. Bakın. Bu daha zaten koyu. Ne kadar koymuş o? Ay, normal yoğurt gibi geldi. Ben o yüzden normal yoğurt yanlış derken, normal çırpıldığı için bu şekilde evet, olmuş olabilir. Yani çırpma kova yoğurt. Kova yoğurt, normal yoğurt. Ben bunu çırpmadım bile, ekstra biraz çırpsam sulanır diye çırpmadım, kaşıkla yaptım. Yani ben o yüzden sordum, yanlış bir şey söylemeyeyim yani yorumuma yanlış bir şey katmayayım diye söyledim. Ayrıca dereotları da zaten çok fazla. Ya da dereotlarını çok iyi kurulamadınız mı? Dereotundan gelen yani yıkanmış suyuyla evet birlikte onu bilemem. Hayır, ben tabağa koyduğumda gayet hiçbir şekilde suyu akma falan yok. Beklediğimizde muhabbette olan esnada akmalar olduğunu ben fark ettim. Hatta araya girecektim. Girmek istemedim. Dedim ki hani Kadir Bey yağlar akıyor sonradan sıkıntı olur gibisine söylemek bile istemedim. Ama ben tabaklarınıza hepinize baktım. Hiçbir şekilde yağ lekeleri falan olmadı. Yok, onlarla zaten bir sıkıntı yok. Onlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Zaten yani yağ peki, akar. Peki Merve'nin sonra bu yorumların dünle bir alakası var mı? Bence var ya. Yok. Yani bence ben var düne göre yapma. Yok. Bak çorbamı tamam kabul ederim yaparım ama şu tabağımı hiçbir şekilde tamam dolmam yanmıştır ama yanık tadı hiçbir şekilde yok. Sadece altta biraz böyle siyahlık vardı. Evet, dolmanın dışı yanmış ama içine yanık kokusu geçmiş. İç kısmının lezzeti gayet güzel. Yani benim ağzıma pirinçler çıtır çıtır gelenler var. Bakın ben bu benim yorumum. Yanık tadı patlıcanda yok ama biberde var ve biberde biraz sertlik var zaten. Keserken ben de var. Ben bunları zaten ekstra 10 dakikadan sonra şey yapamam ki. Bunlar zaten olması gereken bu gerçekten anne. Yani hani diyorlar ya olması gereken. Bu cümleyi ben kullanmak istemiyordum ama gerçekten olması gereken. Diyebiliyoruz evet. Lütfen öyle yani. Benim yorumum bu. Peki Kadir afiyet olsun. Yeliz Hanım. Kıtırlı patates topunuz olmamış. Neden olmamış? Bu tarz ürünleri yaparken bir kaplama yapıyorsunuz yuvarladıktan sonra. Onu çok iyi yapmanız lazım ki içine yağ çekmesin. Haliyle birazcık yağ çekmiş. Kaplama dediğiniz nedir? Bir galetaya çekmiş bulanıyor, yumurtalı bulanıyor, tekrar galetaya bulanıp ondan sonra tekrar yumurtalık gibi o işlemi iki kere yapıp ondan sonra şehriye bulayıp atsaydınız. Hani patatesi bir korumaya almış gibi oluyorsunuz. O da yağ çekmesini engelliyor. Bu şekilde İşte buradaki sıkıntı ben galetaya batırmadım. Galeta ile birlikte, galeta unuyla birlikte yoğurdum. Siz bunun farkında değilsiniz ki ve buna lapa diyorsunuz yani. Ya işte şimdi patatesi normalde hani peynir de koymamışsınız galiba içerisine. Peyniri yok koymadım. De ben bunu böyle çıtır haline yapmak istedim. Kaşarlı koyan da dediğim gibi yumurtaya yani bu tarz ürünlerden bahsediyorum. Ben krokan gibi şeyler yaparken paneleyip yumurta beyazına batırıp tekrar paneleyip yaptığınız zaman
iç malzemeyi kalkan bir şekilde koruma haline alıyorsunuz ve yağ çekmesini önlemiş oluyor. Bu patates yağ burada mı çekti? Çok özür dilerim. Ne dediniz önce? Krokan gibi şeyler, hani böyle kızı kızartma. Kızı şeyli şeker değil miydi fındıklı fıstıklı kırdığımız? Kroket mi diyeyim artık? Kroket gibi şeyleri. İç malzemeyi koruma altına alınmamış. Sen patatesi batırdığında altından yağ akıyor mu? Göstereyim. Yani ben o yağsa ben başka bir şey yani demiyorum. Yani parlıyor, ben sık parlıyor. Parlayacak yağ zaten ama o ama işte yanından akan mantarın yağı. Ben üstüne sos döktüm. Yok onu zaten ilk başta buna baktım ben. Çünkü soğumasını istemediğim için ilk başta buna baktım. Yani şehriyelerinin... o yağ normal değil mi kızartmadan ya sonra? Ben ekstradan yağ dediğiniz şey böyle tabağınıza akan bir şey. Patates yağı bırakmaz, içinde tutar. Ama içinde de o kadar yağlı yok ki. Peki nasıl tabağa geldi diyorsun o zaman? Tabağa gelen yağdan bahsetmiyorum. Patatesi şöyle bastırdığımda yağı çekince patatesle birlikte böyle şey olmuş. Çok yumuşak bir hale gelmiş yani. Nasıl patatesin diyeyim? Bu yaptığımız şeyleri topluyorum. İçinin yumuşak, dışının sert olması gerekiyor. Ve zaten şu an hepiniz bunu söylemeniz gerekiyor. İçinin kıvamı gayet güzel, şehriyeleri yumuşak. Şehriyeleri çok sert olmuş. Çok zorlandım yerken. Hatta çıtırtı bu çok fazla. Bu bir çıtırtı zaten. Yani ben bunu çıtırtmayıp önünüze koysam bu niye çıtırdama da çok sert. Çok sert olmuş ama yani yerken zorlandım. Çok sert olmuş. Ayrıca Allah kolaylık versin diğer yemekleri yerken. Dolmanızın sanırım suyu biraz az tutmuşsunuz. Sebzeleri pişmemiş. Hani patlıcanı ile biberi tam piş. Ya patlıcanı biraz pişmiş ama biberi tam pişmemiş. İç malzemesi de çiğ. Çiğ. Peki afiyet olsun. Evet. Biz son çiğ yorum... yiyoruz galiba. Bakayım. Çiğ yani çiğnenmiyor. Daha ne kadar pirinci pişirebilirim ben? Ben de yapabilir miyim yorumumu? Tabii. Buyurun. Ben arkadaşlar kadar o kadar şey sert bir yorum yapmayacağım. Arkadaşlar gereksiz sert yorum çok yapıyorlar. Çok aşırı gereksiz. Mantar bir kere ne yaparsan yapın, enginar da böyledir yani çok bunu kar gibi yapamazsınız. Yani ama böyle de olmaz. Sonuçta ama limonlu ben hani genelde herkes... Bir şey demedim. Mantarını beğendim ama şimdi Meryem'inkine cevap veriyorum. Öyle dedi ya ben. Bembeyaz olmaz arkadaşlar. Mantar sündüğü zaman bu renge döner. Rengi tamam. Ben mantarı çok sevmememe rağmen mantarını gayet ince doğramışsın. Dereotunu zaten seviyorum, bir ayrı tat veriyor. İçinin pirinci bana göre güzel. Şöyle, herkesin ağız tadı farklı. Seninkinin farklı. Senin sevdiğini ben sevmeyebilirim. Ama masada da pirincin piştiğini anlayacak kadar yemek bilgisi var diye düşünüyorum. Pirinci arkadaşlar. Pirinci pişmiş olması gereken bu. Yani lapama yiyeceğiz. Yani yok. Aynı tencereye yiyince nasıl pişmemiş geliyor? Pişmiş bence. Yani şimdi bakın deme şansım olsa keşke ama gerçekten aynı pişmemiş. Aynı tencere zaten bakmanıza yüzü yok ki. Pirinç şöyle. Pirinç de benim de ağzıma çıtır çıtır geliyor. Yani pirinci çok anlıyorsunuz. Ya şöyle göstereyim mi? Geliyor. Çatalla bile şöyle, pirince hani müdahale edemiyorum. Dolma üstüne kaldıysa belki pişmemiş yok, olabilir. Öyle bir şansı olur mu? Bir ama pirinci yani şey yapamıyorum. Pişmiyor bile. Pirinç çatalı vurunca esmiyor bile. Yani hakikaten öyle de pirinçler benim pirincim yani ben ya belki burada, pirincin cinsinden mi diyorlar? Ben şimdi burada kalkıp da yalan söyleyecek halim yani, yok. Çiğ yani. Bunu kabul etmenizi beklerim şey zaten. Belki siz çok görüntü çiğ. Arkadaşlar gibi acımasız yorum yapmayacağım demesine yok, ne diyorsunuz? Yok acımasızlıkla alakası yok bunun. Ben gördüğümü söylüyorum. Sonuçta yiyemedim de yani bibere bile geçemedim ki çiğ yani. Çiğ. Çiğ. O ya kadar zaten çiğ. Görüntü çiğ. Görüntü çiğ. Çiğ. Evet. Yani şu yani an sizin... yemeden bile ben çiğ olduğunu anlayabilirim. Siz herhalde lapa seviyorsunuz. Hayır lapalıkla alakası yok. Pişmemiş. Pişmemiş. Bu ne kadar pişmeyebilir Allah aşkına bak. Kestiğinde gayet güzel koparmış. Biber pişmiyor ki pişmedi diyen kimdi? Ben de pişmemiş dedim. Ben sert de. Geldi. Patlıcan. Ben de pişmemiş dedim. Bak aynı şekilde patlıcan. Patlıcan pişmiş. Patlıcan pişmiş ama biber evet, pişmemiş. Patlıcan pişmiş. Evet bak, yumuşaklığı iyi. Sert. Ama bak nasıl güzel kesiliyor. Bak nasıl bölünüyor. Bak. Maşallah bak, size de biz iyi göremiyoruz. Ya bak, bıçakla kesersek tabii ki bölünür yani. Zaten önemli olan bıçakla kesmendiğim zaman kesince yediğim zaman sert geliyor yani nasıl sonuçta. Nasıl sert geliyor canım Allah benim. Aşkına? Patlıcanla sonucunda sıkıntı ben yok. Ben biber değilim. Gideyim içeriden biber getireyim. Emin Hanım size sesleniyor Özden Hanım. Bu bıçak niye kondu aşkım buraya? Kesmek için tabii ki ama ağzımızda da bıçak yok yani. Hayatım bunu böyle kesiyorsun da bak. Bir vuruşta ama yerken bak, sert geliyor. Bir vuruşta hiç sert değildi. Sadece bazı yerlerini tutturmuş. Ya, tutmasının nelerini sadece Özden abla bıçağın kestiğini diş kesmez mi keser mi?
Bıçağın kestiğini. Dişin bıçaktan daha ama keskin olduğunu ben mi ispatlayayım? Hemen vurmam. Ay, Emine az önce dedi ya ağzımızda da bıçaklı. Dişi kesmiyormuş. Kesmedi yani. Dişinin kesmediği şey pirinç olabilir. Bir tek benimle. Sert. Biberde var sertlik. Yok ben o kadar şey yapmayacağım. Ya, biberden bibere de fark edebilir. Bilemeyiz. Peki Özden Hanım'a sizi eleştirmesine ne diyorsunuz? Bir hangi bunun içinde patates göremedim. Çok ben, özür dilerim. Çok tıkı dolma tıkırdı. Biber konusunda. Yani bence biz yani doğru olalım. Sizin sert demenize karşı o da dolmayı savunuyor size. Yani bir yerde sanki böyle siz dolmadan anlamıyorsunuz da böyle öğretmeye çalışıyormuş gibi hava sezdiniz yani bence mi? Bence hepimiz aynı şeyi söyleyince o da korumak istedi herhalde abi yani. Bence burada korunacak bir durum yok. Ama gerçekten olmamış. Şöyle yani. Kadir Bey ki. Ya siz ne kadar yemişsiniz ki? Allah'ın tabağından çoğunluğu yok ki. Ben de yedim. Şu kadar yedim yani. Şunu bıçakla bir ortadan kesmeniz gerekiyor. Hayatım. Pirincin içini alıp pirinci tek tek yemeniz gerekiyor. Yolda yedim tek tek yedim. Niye tek tek yedim? Böyle kaçırdım. Hayır da Kadir Bey. Ben o kadar ne kadar konuşuyorum. Emine ister misin? Kadir Bey, ben kendimi şöyle bir çatalla ezam. Sen kap, kes ver. Nereden diyorsan. Tamam ver hadi. İnce yerini seç ver burada. Emine sanki hani, şöyle birazcık geriye lütfen. Sanki kas diye dur. Pişmemiş yerini alıyormuşsun gibi görünmesin. Evet, hangi bölümü pişirse ben gitsin kalıyorum. Otur. Ben de sana bunu söyleyeyim. Söyle Özden abla. Tur kesiyorsun geliyor. Tamam mı? Tamam. Bir... Ders verdiğin için teşekkür ederim. Şöyle bastır. Bak eziliyor. Hı. Sen bunu böyle ya çocuğuna ezer tabii ki. Ama sen melemen diyorsun ya. Asıl sen git bunu böyle çocuğuna böyle yoğurtla karıştır ya mis gibi olur valla. Karıştırsam ezersem tabii ki eziliyor. Bak demek ki ezildiğine ama göre ezerek yenilen bir yemek değil kes, yani. Dolma biberden ver kadına. Ver bıçağı ters tutma. Kesmiyorsunuz ki çekiyorsunuz. Biberini versen ben şu an tersinden olduğum için sizi rahatsız etmeyeyim. Yok yok benim için sorun yok. Ev sahibi misafirini eliyle besliyor. Şeyden de ver patlıcandan da ver. Vereyim. Ya şu an tersinde ben yok yok bir bıçak bir bıçak vurunca bak ayrılıyor hemen ayrılıyor. Patlıcanın dokusu nedir ki zaten yani? Biberin dokusu nedir? Hele kurutmuş biberin dışında, bunların. Kabuk biberin var. Dışındaki zar kabuğu ama yani. Yedim beğenmiştim ama. Olsun sen bir daha al. Çiçek de verseydi kız kıstı kandı. Al kız al. Ara sıcak çok doyarmışlar ya. Geldi. Keşke vermeseydin. Niye çiğ mi geldi? Patlıcanın tadı kötü geldi. Az önce beğendim diyor, şimdi nasıl kötü geldi diyor. Verdiğin yer bilmiyorum kötü geldi. Dibi mi geldi? Galiba öyle kuzlu geldi. Şimdi Kadir Bey. Sırf yorumunu hemen evet, beğendin mi şimdi pişmiş mi? Yine beğenmedim aynı yani. Ya, ben ya bir çatal vurunca gidiyor arkadaşım bak ayrılıyor tiftik tiftik ya, ayrılıyor. Beğenmedim yani şimdi, bana göre öyle. Kadir Bey bir şey söyleyebilir. Evet bakın mısın peki? İtiraf etti. Değilim tabii ki. Ben herkes daha çok söylemek zorunda. Niye bu kadar baskı altındasın? Herhalde bilmiyorum dün sessiz kaldım diye herhalde. Şu hayır an bunu sessizlikle alakası yok değil mi? Yani sen az önce dedin ki kendi ağzınla ben çok pişmiş seviyorum dedin. Ve tamam. Sen bunu sen söyledin. Ben hayır, sana belki göre dedim ben daha pişmiş seviyor olabilirim ama bana göre ama burada 3 kişi aynı yorumu yapıyorsak 3 kişi demek ki normal. Yani aynı yorumu yaptı diye doğru olacak diye bir kural yok ki. Nasıl sana. Doğru olacak diye yorum yok yani gayet öyle şey yani. Biz yediğimiz şeyi yorumluyoruz. Kişi sayısı fazla yorumluyoruz. Diye doğru yani diye onu, bir kural yok ki. Ya sanılacak tarafı yok Allah aşkınıza Rabia ya, Hanım. Lütfen ya. Rabia Hanım olanları söylüyoruz olmamışları da bir kabul edin artık. Ay Rabia tam da sağındasın car 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 konuştun durdun. Biz yorum yapalım sana. Yani sırf yorum olsun. Olsun diye yorum yapıyorlar bazıları. Bak hiç bu biberim. Aşkım benim. Kadir Bey bak. Türkiye'nin her yerini gezdim. Malatya, Artvin, Kars, her yeri. Her hoş yerinde oldu. Yedim. Her yörenin kendi has yemeğini her yedim. Her yerde yemiş olmanız güzel oldu anlamına mı geliyor? Hayatım. Biberi olarak diyor. Mesela hani, Antep'te kaldım. Antepliler git Antep'e git. Herkesin balkonunda kuru biber ve ama patlıcan ısınırdı. Yerinde gerekiyor. Yedim. Birazcık daha pişirmek yani gerekiyor. Onu demeye getiriyorum. Türkiye'nin her bir yerini gezdim. Her şeyi yerinde yedim. Yani bu kız ancak bu patlıcan dolmasıyla şey bu kadar olur. Patlıcan ha, dolmasına bir şey demedim. Şu kadar o, şunu yakmasa pirincinin şeyi bu. Yani pirinci biraz daha pişmesi ama lazım. Ama pirinci senin Özden Hanım şimdi zaten dibinin tutmasının şey nedeni de suyun az gelmesi. Suyu az geldiği için hem pirinç ama iyi pişmemiş. Ama ben pirinci önceden pişirdim. Siz bu ayrıntıyı da bilmiyorum. Ben pirinci önceden pişirdim. Afiyet ama buna gerek yoktu. Öldürdüm. Buna gerek yoktu. Nasıl yani şimdi gerek çiğden yoktu. Atın. Ben daha güzel olur. Hızlı yani. Bir şekilde. Bakın. Hayır. Siz buna şey diyorsunuz ya. Asıl ben size söyleyeyim. Ben bunu tavada yaptım. Ben bunun üstüne yani diriliğini öldürdüm. Bunun hiçbir şekilde kalmaması lazım. Hiç o işlemi yapmanıza gerek yoktu. Bunu direkt çiğden yapıp zaten biberleri bir yumuşaması için suya sokup çıkardınız.
10 dakika pişirdiğinizi söylüyorsunuz. Evet. Eğer içini de direkt çiğden yapıp malzemeleri karıştırıp doldursaydınız, o zaman siz daha ocak, çok çiğ diyeceksiniz. Ocak üstünde harcadığınız vakiti bu tencerede suyun içerisinde pişmiş olsaydı sen özleşecekti. Hayır hayır. Öyle daha rahat ve siz ona da çiğ derdiniz. Ben bunu kuru dolmanın içi önceden pişmez. Direkt işte, çiğden yapılır. Ben sizden kaynaklandığı için yoksa ben çiğ koyardım. Ya siz ben keşke bildiğiniz gibi yapsaydınız da bizim yani çiğ diyeceğinizi tahmin ettiğim için. Nereden tahmin ettiniz? Eğer pişseydi onun yorumları biz yaptık oğlum, siz yorumları siz yaptınız. Pişseydi biz neye göre böyle bir şey yaptınız? Şimdi pişmiş olsaydı biz buna nasıl çiğ diyebilirdik? Önden pişirdiği için önden pişmez. Olmuş. Kuru dolmanın ama iç harcı. Ama şu anda o pişmiş hanımefendiye göre siz bilerek pişmedi diyorsunuz. Hayır, genel hayır. Kapıya çıktı. Önden yapacağı işlemi harcayacağı vakti direkt doldurup tencereye atıp orada kenarda bu kaynasaydı bu çok daha iyi olurdu. Zaten tekrarlıyorum, tekrarlamış oluyorum sürekli ama suyu az geldiği için zaten dibi de tutmuş. Ellerine sağlık. Afiyet dolma olsun. Biberin bana gelen kısmı pişmiş. Hafif bir iki tanesinde böyle bir yerlere su az gittiği için bir çekme olmuş ama kıtır kıtır gelmedi. Ekşiliği, baharatı, lezzeti çok güzel olmuş. Çünkü sosuna da bayağı salça, sumak, nar ekşisi, işte limonu, sosunu çok güzel ayarladın. Ben beğendim. Yalnız mantarını hiç sevmedim. Çok yavan bir tadı var. Yoğurttan mantarını hiç alamıyorsun. Dereotunun yoğunluğundan mantar alamıyorsun. Keşke direkt kavurduğun soteyi getirseydin tabağa. Efsane bir tadı vardı tavada ama şu an o tadını tamamıyla kaybetmiş. Patatese gelince de elini boşa oyalamış. Evet. Yani çok sertleşmiş, ters yeriler katır kutur, dişim olduğu halde zorlandım. Yani maalesef tadını yine da beğenemedim. Evet, çok da korktum. Tarafa verdim. Yoksa dolma biberin çok, sadece dolma biberle yoğurdu bile yanına koysaydın efsane evet, bir arası çok olurdu. Bunlara boşu boşuna vakit harcamışsın. Peki yine de teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Ana yemeğimiz geliyor. Afiyet Ankara olsun. Tava üstünde mi diyoruz bunu? Ankara tavalı mı? Ankara tava üstünde kuzu incik. Ankara tava üstünde kuzu incik. Bakalım kuzu incik 2 saatte pişmiş mi? Ankara tava nasıl olmuş? Mevsim salata uygun mu? Görelim hep birlikte. Rabia Hanım, pişmiş dolmanıza pişmemiş dediler. Ben diyorum bunların ağız damak zevki yok. Anlamıyorlar. Zorla pişmemiş daha ne kadar pişebilir? Lapa mı olsun bunlar? Yalnız siz de sinirlenmeye başladınız sanki. Ama yani haksızlığa gelemem. Bunu yapıyorlarsa haksızlık yapıyorlar. Kendi günlerini veya başka bir planları var bunlar. Kendi aralarında bir şey yapıyorlar bence. Ama Özlem Hanım sizi korudu. Ama olan bir yemeği korudu yani. Beni değil, olan bir şeyi korudu. Yani kendi doğru olan bir şey söyledi. Eksi artı değil bu durum. Yemeğimle alakalı. Peki sizce İriz Hanım ve Emine Hanım bu yemeğinize puan verecekler mi? Bence vermedi. Kıskançlığından güzel olduğumu kabul edip vermeyecekler. Merve Hanım zaten dünden size sinirli. Aynen öyle. Zaten Merve dolup dolup geldi. Bahane arıyor, kusur arıyor. Ya ana yemekte de böyle yaparlarsa? Asla. Ben o kadar heyecan yaşadım, aksilikler yaşadım. Ama lezzet konusunda hiçbir şeyi kabul etmem. Çok güzeldi. Ve ben ona rağmen bu kadar sesimi yükseldim. Çorbada diyorsunlar ya, mayıl 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 de. Hiç alakası yok. Ben kabul ettiğim için mayıldım. Ama şu an ara yemeğimi asla. Yani kötüleyemezler. Buyurun, afiyet olsun herkese. Evet Yeliz Hanım, afiyet olsun. Yeliz Hanım çok beğendi. Allah yediniz mi tadını? Tuzu haricinde eti çok güzel pişmiş. Böyle güzel pişen etten tuz bahanesiyle puan kırmam. Pilavı da başarılı. Beğendim ana yemeğinizi. Afiyet ellerinize olsun, sağlık. Afiyet olsun. Kuzu kokusu alıyor musun peki? Hafif geliyor ama beni rahatsız etmedi. Üzerinde koyduğu yeşillikler çok güzel tat vermiş. Tam böyle çok ince doğradığınız için ne olduğunu anlamadım ama. Maydanozla biraz naneyi karıştırdım. Nane evet. Emine Hanım nasıl buldunuz inciyi? İncik ana yemek güzel. İkisi de güzel. Hafif koku var ama beni de rahatsız etmedi. Salata da tuzuyla ekşisi biraz fazla. Sana göre siz nasıl? Böyle biraz böyle harmanlayın böyle dibinden. Belki biraz sosu ekşilenir kendi kendine. Çok yedim ama. Çok yediniz. Ne bileyim ben de bir kaşık koymuştum ama bu çok yemiş halinizde. Emine Hanım bugün bahane bulduğunu düşünüyor musun yemeklere? Evet. Gerçekten peki, eminim niye? Yani. Ya niye? Bilmiyorum acaba size yorum yapmayı bilmiyorlar dediği için yani kendine yorum yapmak için mi? Gerçekten fikrimi söylüyorum yani. Yani
Millete gösteriş için mi yorum yapıyor? Gerçekten öyle hissettim hani. Yok, hiç öyle hissettim. Yok. Gerçekten o biraz tuzlu ekşi olmuş ama ana yemek güzel. Peki afiyet olsun. Afiyet Merve olsun. O yüzün niye düşük yok, öyle? Bakıyorum tadını da damağımda hissediyorum. Yok, eti güzel pişmiş, gayet iyi. Koku evet var. Defne yaprağı atmadınız herhalde. Attın mı? Çok atmadın ya da belki tam çekemedi. O da olmuş olabilir ama yok. Hani böyle çok rahatsız edecek buram buram bir koku değil. Tadı da güzel. Pilav evet tuzsuz. Salata da güzel. Hani bana öyle çok bir şey peki, geldi. Peki uğraştırıcı bir ana yemek geldi mi sana? Yani 2 saatin içinde. Yani ilk başta mühürlediniz mi, direkt koydunuz mu? Normalde ilk başta bunun mühürlenip daha sonra pişmesi yok, gerekiyor. Ben bunu sıvı yağ, su karıştırdım. Direkt siz suyu koyup öyle kendi pişmesine bıraktınız. İlk başta karıştırdım, etlerin üstüne döktüm, sonra ayrı et daha su döktüm. Tamam peki, o o etin suyuyla da pilavı pişireceğiz. Aynen, aynen. Peki Özden abla? Ben beğendim, kusur evet, bulamadım. Salatan da bitmiş senin maşallah, afiyet olsun. Zaten yemekten çok... yemektense ben salatayı daha çok seviyorum. Salata güzel olursa tabii. Gittiğim yerde de çoğu zaman yemek yerine salata yerim. Seviyorum salatayı. Güzel olmuş, ikisi de beğendim. Afiyet eti olsun. De güzel pişmiş. Az bir tuzu yok. O da sorun değil. Evet, afiyet olsun herkese. Yine sen yorumunu yapmış mıydın? Afiyet olsun. Sadece salataya yorum yapmadım. Salatanın tadı tuzu gayet yerinde. Çok beğendim onu da. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Evet Rabia, mutfakta çok aksilik yaşadın. Evet. Modun düşmüştü. Sofraya da biraz modu düşük başladın ama geri kalan her şeyi toparladın. Açıkçası kuzu inciğin çok lezzetli pişmiş. Gayet de güzel böyle tuttuğumda kemiğinden ayrıldı. Asla içinde işte kandır, kırmızılıktır hiçbir şey yoktu. Pilavın pişmez diye bekledim ben. Çünkü hiç önden biraz su koyup hafif kaynatmadan, bir taşımda olsa bir ateşte almadı. Etin suyuyla pişti. Bence kuzu inciğe tuz atmadığın için ya da attığın tuz az olduğu için suyu da direkt döktük, hiç tadına bakmadın evet. Ya o yüzden tuzsuzluk vardı ama yerinize katılıyorum, bu kadar güzel et pişirmişken tuz yüzünden puan kırmak biraz acımasızlık olur. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. Trelçeyi merak ediyoruz. Onu bekliyorum. Haydi buyurun. Bakalım tatlıyla kalbimizden vurabilecek misiniz? İnşallah. Göreceğiz bakalım. Rabia Hanım, tatlınızda ne oldu böyle? Tatlımı dolapta bırakmışım, donmuş. Gerçekten mi? Evet. Servis esnasında koyarken erir. Etinizi beğendiler. Evet. Farkındaysanız Merve Hanım'ın yüzü düştü. Evet, çünkü çok güzeldi etim. Yani ben önce aksiliğe rağmen yaptım. Ve Merve bence benimki daha güzeldi. Annem tüm emin heyecanla müzelce yorum yapmaya konuşuyor. Neyse hadi artık tatlı servisinizi yapın. Sizce ısınır mı? Isınır, ısınır. 5 dakika beklesinler. 5 dakika mı? Şaka. Kızın adını unuttum. Rabia. Geldim. İyi misin? Evet. Gel bak, sofra çok neşeli. Aa, geliyorum. Tatlı kızlar. Sohbetlerine doyum olmuyor da Yeliz Hanım tatlıyı çok merak ediyor. Bugün hevesle gelmiş. Tatlı yemeğe geldi. Kaç zamandır yemiyordunuz Yeliz'e? Ya ben her zaman tatlı yiyorum. Tatlıcıyım ben. Hayır, yani sireçi yemeğine kadar zaman oldu. 2-3 hafta olmuştur. 2-3 haftadır kadın ağzına vurmamıştır Elif'e. Bugünü bekleyecek. Nasıl? Bir daha yer konuşamam. Sırf onu yemek için geldi. Daha isteyecek demek istedi. Evet. Dur bakalım. Leşe güzel damağımızda kalacak, ben inanıyorum. Güzel olduysa isterim. Yeterince varsa. İnşallah ılık su da getirir. Zatil oldu. Hay Allah. Bu arada trileçenin orijinali nasıldır biliyor musunuz? Evet, üç sütle yapılır. Tek sütlü olursa? Olmaz. Olmaz. Çok olmaz. İnsafsızsınız. Ne yapalım şimdi yani? Tabii olmaz ki amaç. Üç sütü de aldı mı? Donmadan gelsin de sütü yiyelim. Keçi bulup da sığınabilir yani. Şey canım, önce de hafif böyle bir cheesecake gibi olmaz mı? Soğuk soğuk. Ay, o da güzel olur ama. Oo, efsane görünüyor. Ellerinize sağlık. Şöyle yiyelim. Kız bu traliçe mi? Niye? Benzemiş. Karamel olalım. Karamel ya. Böyle zulüm görmedi. Bu baygın değil. Karamel. Ay Allah. Evet, herkes tek tek bir yorum yaptı farkındaysan. Merve sütü yok ki dedi. Yeliz benzemiş. Yok, Yeliz dedi ki karamel olalı, böyle sürüm görmedi. Şimdi bahane diyeceksiniz ama ben bunu buzlukta unutmuşum. Şaka yapıyorsun. İnanmıyorum. Buzlukta unutmuşum ama
Büyük talihsizlik. Aksilikler seni bırakmamış bu dönem. Evet, bu gerçekten. Yani bir yarışmanın başına gelen en kötü olan senin başına gelmiş. Gerçekten bir koşun döktüreceğim. Ama cidden çok üzüldüm. Yani o kadar emek verdim. Buzlukta nasıl unuttun peki sen onu? Allah'ım. Şimdi şey üstündeki donsun diye koymuştum ya. Peki şu an donuk mu bu? Yok. Hele bir tadına bakın. Değil. Hassasiyet olan dikkat etsin. İmplantım var. Benimki donmamış. Ben seninkini çektim şeyi. İlginç. Sizi garantiye almış. Hayır, biz bir dilim önden alıp hani fotoğrafını çekiyoruz ya hazır nasıl oluyor diye. O benimki oymuş. Sizinki donmamış ama. Donmamış ama. Hayır, garantiye almış. Hepimize verebilir misiniz? Bak benim keşke bunu gör de böyle. Herkes bu keşke. Ben buradan yürüyebilir miyim tatlı? Mazaklar. Keşke bunu peşe böyle de. Hadi bir kaşığınla bir lokma. Bak şuradan alın arkasından alın. Hayır merak et. Yani. Siz yemeyin. Sonra diyetle uğraşıyorsunuz. Bence de lütfen tadına bakın. Maşallah ucunda. Lütfen Yeliz Hanım. Merve'nin hemen kaşığı alın. Çok evet, az. Tamam. Tadına bakın. Gerçekten lokmamda yani. Lokmamda gözleri var sayın seyirciler. Görüyorsunuz yap böyle. Muzlukta unutmam. Büyük ama, felaket. Gerçekten ama şey ben de bunun arkasına olmuş. Bakayım gerçekten. Ne kadar donmuş. Aa, tam donmuş. Şey, şantisi. Malını kimse de bırakma. Şantisi donmuş. Evet, şu ama an. Bu da ayrı su bir alın. Güzel. Dondurma. Yapmak edelim lütfen. Dur. Şu kırılacak. Hassasiyetimden. Aslında burada yazın idare eder. Yazın iyili. Yaz da onu diyecektim. Yani donmuş ama peki, kötü değil. Peki Melisa sorar mısın? Neden karamel olalı böyle zulüm görmedi dedi. O görüntüsünden ama herhalde. Ama o yüzden dolayı. Yani lezzetinde bir problem yok. Karameli gayet tadı yerinde ama rengi çok açık olmuş. Süt reçeli gibi olmuş rengi. Hı hı. Tam koyulaştırmadan böyle kremaya koyulmadan. Yanacak herhalde yanacak diye korktuğunuz için yanmadan müdahale etmişsiniz gibi. O kadar koyu da yapmak istemedim. Hani ama biraz bir tık daha böyle koyu olması gerekiyor ama, ya. Aynen. Hani sunum aa açısından da böyle parlak durması aynen gerekiyor. Kraliçenin yani üstü kırmızı olmuyor mu? Evet, koyu. Bordo, o başka koyu bordo. O başka şey, bir şey. Hani sütü şey, de. O, şu an yeni çıkan çeşitler. Ahududulusu var, karamellisi var. Karamelli. Sütü de buradan akıyor. Ben işte diyor mu? Donduğu için süt gelmiyor. Donduğu için süt yok diyorum. Kadir'den yediğinde nasıl da ama. Ama yine de şöyle donmuş kısmından ama bakıyorum bastırınca bir süt güzel geliyor. Bizimki de yazın böyle yenebilecek bir cheesecake havasında. Cheesecake, peki aynen orijinal trelçe diyor musun buna Özden abla? Çok orijinal diyemeyeceğim ya. Çok. Sizden ricam üstü donmuş ama kekinin altından sütlüğüne de bakabilirsiniz. Yani kekinde bir donma yok. Kekte yanma var zaten. Kekte yanma mı? Hı-hı. Evet. Evi tutmuş. Kekte yanma soğuk var, donma yok. O, altı yanık, üstü soğuk. On peki numara. Sen bunu orijinal trileçe diyor musun? Hayır, değil. Zaten sütlü niye olması lazım. Peki? Tabakta demez. Sütler de olması lazım. Tamam dolmuş ama değil. Ama Rabia Hanım hangi sütleri kullandınız sayın bakalım? Normal süt. Normal zaten. Olmaz. İnek sütü. İnek sütü. Manda sütü kullanmam gerekiyordu. Manda, peki. Keçi. Keçiyle manda. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim. Ben böyle bir tatlıya karar vermiş olsaydım o sütü bir hafta öncesinden, 3 gün öncesinden, 4 gün öncesinden kovalar bulur bir şekilde. Sağ eğer böyle miydiniz? Bir şey, böyle, hayır yani nerede satılıyorsa bulur. Ha, peşine temin ederdim yani şimdi 3 süt. Üç sütlü olması gerektiği hayır, için. Hayır kovalamanıza gerek yok. Bize listeyi yazarsanız getiriyoruz zaten. Yani temin edebilirdim. Sanki izleyici evet diyecek ki malzeme peşinde koşuyorlar sokaklarda. Hayır çok şükür Eliz Bon. Yani öyle bir imkanınız da vardı. Hayır, neden üç sütü bol bir sütsüz yani süt konusunda sıkıntımız yok. Madem öyle bir avantajınız vardı neden üç süt kullanmadınız? Ah işte ah. Sen var ya sen çok şükür mandamız da var, keçimiz de var. Yani her şeyimiz mevcut. Mandıra gibi setiz. Peki Emine? Normal tadı güzel ama Allah seni almasın. Donmuş. Donmuş. Üzerindeki karameli çok güzel. Sen buna trileçe diye puan verecek misin? Önemli olan o. Ya trileçe değil ama belki tatlı diye. Teşekkür ederim. Belki tatlı diye. Tadı güzel yani diye veriyor. Üstünde karameli güzel olmamış. Bak böyle kaşıkla koyulmuş gibi. Akışkan şey değil. Afiyet olsun. Evet. Bir günü daha geride bıraktık. Rabia Hanım'ın eline koluna sağlık. Evet. Birkaç aksilik yaşadık evet ama olsun. Her şeyimiz yetişti. Çok şükür. Elinden geleni yaptın. Tekrardan tebrik ediyorum teşekkür seni de. Teşekkür ederim. Bakalım puanlamadan Rabia Hanım puanlardan mutlu olacak mı? Masadan memnun ayrılacak mı? Hep de göreceğiz. Hazırsanız ikinci gün puanlamamıza gidiyoruz. Masadaki yorumlar çok saçmaydı. Pişmiş bir dolmaya pişmemiş dediler ve bunu inatla savunmaya çalıştılar. Özden Hanım beni bugün korumadı. Yemeklerim güzeldi. Yemeklerim
hükümlerimi savundu. Evet hanımlar, haydi buyurun tahtalara yazın puanlarınızı. Bakalım Rabia'nın hamaratlı sizden kaç puan alacak? Hazır mısın Rabia? Hazırım. Söylemek istediğin bir şey var mı? Ya arkadaşlar gereğini yapacağını düşünüyorum. Çünkü hadi yemeklerime, bakalım, lezzetime güveniyorum. Herkes kendince eminim gereği yapacaktır. Herkes çünkü farklı farklı yorumlar yaptı. Evet. Yeliz, çevir puanını bakalım. 2. 2 puan geldi Yeliz'den. Sadece ana yemeğini beğendiğim için. Salata. Salata da yanındaydı zaten. Ana yemek ve salataya 2 puan veriyorum. Ha, eğer puan tatlın olmuş olsaydı, o tatlı yani gerektiği gibi olsaydı, olması gerektiği gibi olsaydı 2 puan alabilirdin. Yani, maalesef ona bir talihsizlik yaşadım. Dolman pişmişti, mantarım dolmanız güzeldi. Çiğdi. Bunu kabul edin. Dolmanız çiğdi. Yiyemedim. Yani, mantarım da güzeldi. Mantarınızın tadı yoktu, tuzsuzdu. Tuz masada vardı, tuz eksikliğinde bir şey yoğurtlu yap, yani lezzetsiz de öyle söyleyeyim. Lezzetini çok alamadım. Tuz katıp keşke yeseydim. Yoğurtlu mezenizde de zaten çok özensiz buldum. Özensiz. Dere otlarını bütün gövdesiyle birlikte atmıştınız içerisine. O kaçmış yani, olabilir ama yani ne kadar onu kaçardı, bilerek şu kadar, özensizlikle olacak bir durum değil yani. Şu kadar kalsın, yani benim tabağımdan bir demet çıktı. Kadir Bey'in tabağından şey da bir demet çıktı yani. Böyle olmaması gerekiyor. Ve zaten peki yoğundu. Mutfakta yaşadığı aksilikten sonra hani hoş karşılamıyor musun, normal demiyor musun, hani o kadar aksilik yaşamış, dereotu da içine kaçmıştır. Ha, lezzet olarak beğenmediysen ayrı bir şey ama sadece dereotu çıktı diye puan kıracaksın, hani onu biraz da aksiliğe bağlamanı falan bekledim ama tadını beğenmemişsin galiba. Bir de dün Merve Hanım'ın tatlısını beğenerek 2 puan verdi, benim yemeğimi beğenerek, çok beğenerek hatta 1 puan veriyorsun. Buradaki bağlantınla alakalı. Salataya yarım puan vermiş oluyorum. Ana yemeğinle birlikte ikisine 2 puan yarın uygun puan gördüm. Peki Yeliz Hanım'dan 2 puan geldi. Aynı şekilde ben olsaydım siz bana 1 bile verebilirdiniz. Yarım puan. Tamam. Peki Merve Hanım. Göreceğiz. Şöyle gideyim. 1. Aaa! 1. Sadece zaten hani yemeğin ana yemeğini ben onun haricinde. Dünün intikamını mı? Yok, intikam ben değil. Ben beğendim. Hayır, kesinlikle hayır. İntikam lütfen. Yok, intikam kendi değil. Kendi birinciliğiniz olan arkadaşlar yo, size birinci yaptı. Kendilerini düşünmüyorlar. Yok, birincilik daha belli değil. Kendilerini düşünmediklerini hayır, geçtiğim gibi adaletli yorum yapmıyorlar. Hayır. Damak zevkleri kesinlikle ama yok. Ben bunu söylüyorum. Hayır. Siz de dünün intikamını almasını hayır, biliyorsunuz. Hayır. Belki Özden Hanım çok iyi yapacak. 5 vereceğim. Belki Yeliz Hanım ben yapacak. 4 vereceğim. Ben kesinlikle sizin 5, 4'ün üstünde çıkacağınızı, üçün üstüne çıkacağınızı düşünmüyorum. Ama daha günleri görmedik. Yaptığınız yani bir neyim eksikti? Ben o kadar aksiliğe rağmen her şeyi tam yaptım. Yani masam dört dörtlük diye. Tamam, ben sizin gibi belki şık hazırlayamam. Şık bir masa elindeki malzemelerle oluşan ben bir görüntüsüdür. Ben zaten masanın görüntüsüyle alakalı çok öyle bir yorum yapmadım. Olmayabilir. Benim o eksiğim şey yoktu. Eksik olan bir insana bir verilir. Tatlınız zaten donmuş bir kere baştan. O zaman gitmiş. Ben de keşke size bir verseydim yani. Verseydiniz. Benim için sıkıntı yoktu, verseydiniz. Hayır, ben sadece ana yemeğe verdim. Bir şey onun yani haricinde hiçbir şey beğenmedim. Yani tek bu kadar. Ya siz kendinizi korumaya aldınız. Hayır, başka koruma bir değil. Açıklaması olamaz. Ama mı bu zaten benim puanımla. Peki Merve puanımla yani incik için riskli dediniz. Hani 2 saatin içindeki hani pişirmesi zor bir yemekti. Et lime lime olmuştu. Yani 1 puanlık mı cidden kuzu incik? Evet, bak üstleri zaten kuruydu. Evet, fırına girdiği için kuru olma imkanı tamam, olabilir. Zaten et şey yani bu ama ama pilavı pişmiş zaten tuzsuzdu, onu da söyledim. Peki ama mesela Yeliz dedi ya yani pişmiş bir etin sırf tuzundan puan kırmak saçmalıktır dedi ben yani. Ben sadece ya etini beğendim. Bir et eti olsaydı belki kırabilirdim ama incik olduğu için zor. Merve sence bu biri yemekler için mi verdi yoksa gününü korumak için mi verdi Yeliz? Yani onun için bir yorum yapmayacağım. Yok, kendi günümü korumak için vermedim. Şöyle, çünkü daha önündeki kişiler için var. Gününü korumak için düşünülürse çok yani. Yok, hayır. Yani Merve Hanım gerçekten gününü ama koruyor. Siz kendinizi zaten belli ettiniz. Ya bu kader kısmet, şans. Hayır, yani kader yani kısmeti zaten Allah'ın yazdığı olur. Ama şu an ama hani yani yaptığı çok yanlış. Ben eksiksiz bir şey getirmedim bu masaya. Ama zaten artı biriniz yani bundan olması lazım. Ama şu da var. Siz tamam aksiliklere rağmen yapmışsınız ama daha diyorum ya Özden Hanım'ın yemeği çıkacak, Yeliz Hanım'ın var, Emine canım, Hanım'ın var. Canım birisi de yerine 5 yaz demiyor ki zaten. Hayır, biri çıkarttı. Bir ikiye etine verdim. Eksiksiz olan bir şeyi vermen lazım. Ben yani sadece şu an etine verdim. Benim için sadece sen Merve'de kaç çeşit beğendin?
Ben iki çeşit beğendim. Tatlı ile salatası. Yani zaten salata onunla bütün olduğu için. Bir masa bilmiyorum. Salatayı bütün mü sayıyoruz Kadir Bey? Ana yemeğe dahil. Ana yemekle bir mi sayıyoruz? Yani bana göre, yani şu anda seyircinin gözünde açık ve net söylüyorum sana. Dün 13 puanı aldığı için bugün Merve kesinlikle bilerek bir yok, puan verdi. Hayır, hayır. Beğenmemezliğe geldi ki ben seyirci adına söylüyorum. Yok, benim çünkü seyircimin yok. Genel potansiyelini biliyorum, bizi izleyen kitleyi de biliyorum. Kesinlikle şu anda bugün itibariyle senin kazanmanı istemeyecekler, hatta yorumlara yazacaklar. Yani Merve fikirleri. Hak etmedin, işte hakkına girdin bilmem ne. Ben çünkü şu ana kadar... Olabilir. Programı 2 senedir çekiyorum, okuyorum yorumları. Bence bu masa asla birlik bir masa değil. Kesinlikle. Ama şundan emin olun, eğer ette yakaladığı lezzeti diğer yemeklerinde de yakalamış olsaydı... Verecekti. Ben ya aksilikler olmuş olabilir. Zaten ben çorbası olmuş demiyorum ama... Ana yemek taslama önümüze gelmiş ki incik pişirmek zordur yani. Evet. Normal bir saç kavurma değil, et haşlama değil. İncik pişirme. Bir de mutfakta aksilik yaşamış. Yani Merve, bence birlik bir masa değil, puanı değiştirmeni istiyorum. Kesinlikle birlik değil. Yani değiştirmek istemiyorum ama sizin için değiştireyim o zaman. Benim için kısasa... değiştir. Tamam. Yani benim için derken 2 puanı bana vermeyeceksin. Yok hayır. Senin tamam. Ekranda ben daha iyi görünmeni istiyorum. Yok hayır. Ama dediğim gibi açayım istiyorsanız. Peki buyur, aç tamam. Puanını. 2 puan geldi. Verdim. Peki, yine her şey için elin sağlık. Başına gelenler evet talihsiz ki benim de gelebilirdi. Herkesin başına aynen gelebilir. Senin de gelebilir. Eğer tabii, senin tabii. Başına yani şunu söyleyeyim. Olabilirdi. Eğer böyle bir olay olsaydı ve senin bu yemeği pişirip sana da 2 puan verseler, 1 puan verilseydi ve yüksek puanda olsaydı ben emin ol sana da aynı şeyi ben yapardım. Ben şöyle söyleyeyim. Modumun düşük değil. Olduğunu söyledim. Modum düşük değil. Ben çorbama evet size katıldım. Neyse mod konusuna geçiyorum artık. Özden ayrılmıyorlar. Ya çorba konusunda bize katılmadınız. Evet. Bebeğinize de söylediniz. Ben sadece yüzüğüne tadı lezzetine Olmadı da çok özür dilerim. Hayır. Bitirelim. Neden Emine açsın? Önce o açsın, sonra ben bir konuşacağım. Konuşacaksınız. Peki. Emine'nin kimi? Emine Hanım buyurun siz çevirin. Benim Rabia Hanım'a puanım 2. 2 puan geldi. İndirebilirsin. Evet. Ben puanımı değiştirebilir miyim? Yani i̇şte şimdi değiştiremezsin. Merve'ye verdiğiniz... toleransı bana tanır mısınız? Merve'ye verdim tolerans. Merve'ye yok, tolerans tanımadır. Yani hakkı... biri değiştirir misiniz dediğiniz anladım, için ama... ben de puanımı 4 yapmak istiyorum. Peki. Ama olmamış. Yani hayır şöyle. Örnek. O kadar aksilik yaşamasına rağmen kız gene bize yemek çıkardı. Verdiğim puan 3'tü. 3 puan verdiniz. Ana yemeğini beğendim. Salatasını beğendim. Peki. Çorbasını beğenmedim. Evet. Dolmamı beğendiniz. Sordu. İndirebilirsiniz. Peki Özden Hanımcığım. Evet herkes puanını gösterdi değil mi? Puan vermeyen kalmadı. Evet. Toplamda 9 puana ulaştın Rabia. Eline koluna sağlık. Afiyet biliyorsunuz olsun. Ki etaplarımız da var. Çünkü temizliğiniz için küçük de puan bir çocukla olmasına rağmen. Yani onları biz yarışmaya çok dahil etmiyoruz. Evet. Burada herkes eşit. İstersen 5 çocuğun ol. Aksilikler de çok yaşamış. Tabii işte aksilikleri de biraz göz önünde bulunduruyoruz bazen. Ama dediğim gibi yemeğin büyüklüğüne ve özenine bağlı. Yoksa bir saç kavurma yapsaydı isterse 10 kere yemeği dökülsün. Saç kavurma adı başı zaten. Peki toplamda 9 puanla Rabia Hanım günü kapattı. Bakalım yarının yarışmacısı kim olacak? Mutfakta kim terleyecek? Ay ben çıkmayayım, ben çıkmayayım. Daha bir gün çıkmayayım ben. Ay ben çıkmayayım lütfen. Evet sarı gelsin efendim. Hadi bakalım. Yarının yarışmacısı Kadir İzildi ile Enamarat. Benimin yarınki hamaratı. Sakın söyleme. Aa iddialı bir isim geldi. Özden Hanım alıyor efendim. Özden Hanım yarışacak. Evet Özden Hanım çıkmasın dedi ama çıktı. En çok şey merak yaptım. Ettiğim gün. Totem mi yaptın? Ne yaptın? Totem yapıyorum 2 gündür çıkmasın Allah bana diye. Allah kabul etmedi. Demek ki yapacak. Yalnız biliyorsunuz ki hanımefendi kuralları olan bir hanımefendi. Yarın yok ya. İntizamlı ve nizamlı gitmemiz lazım. Hayır yaşlanınca gitti. Elimizde bisküvitle gezmeyeceğiz. Evet yaşlanın. Özden Hanım bakalım yılların tecrübesini bizlere yansıtacak mı? Hadi güzel bakalım. Bir gün geçeceğimizi i̇nşallah, düşünüyorum. İnşallah. Keyifleneceğiz bence. İnşallah evet. Hayırlısı olsun. Özden Hanım'ın evinde görüşmek dileğiyle şimdi Rabia'ya puan vereceğim. Hepinize hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Özden Hanım gereksiz yorum yapıyorsunuz. Hiçbir anne çocuğunun eline bir şey vererek oda gezdirip yedirmez zaten. Kendi günümü atlattıktan sonra yarın herkes beni görecek. Daha eğlenceli, daha güler yüzlü ve daha çok yorum yapan bir Rabia karşınızda olacak. Rabia'nın eline koluna sağlık temizlik konusunda.
içi vardı. Bir de aspiratörün telleri kalmıştı. Yemek konusuna geldiğimizde ise evet, menü olarak sadece ara sıcağına biraz karışık buldum. Ama ana yemeği gayet güzel de olmuştu. Mutfakta yaşadığı talihsizliğin peşine tatlıyı da buzlukta unutunca istediği puanları alamadı. Ben Rabia'nın yemeklerine ve temizliğine şimdi puanımı veriyorum. Ama mutfakta biraz daha adaptasyonu iyi olabilirdi. Evet, Rabia'ya puanımı verdim. Yarın Özden abladayız. Haftanın beklenilen yarışmacısı. Bakalım enerjisiyle, masasıyla, sofrasıyla cidden gündeme bomba gibi düşecek mi? İyi puanlar alacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Yarın görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.